ama doymuyorum diyenler, kalp hastalığından şüphe edenler, şeker hastasıyım, nasıl beslenmem gerek diye soranlar, mutfakta besinlerin nasıl saklanacağını merak edenler, Doktor Gürkan Kubilay'dan tüm sorunlarınıza iyi gelecek doğal formüller geliyor. O kadar dengeye giriyor ki siz garip bir şeker düşmesiyle de karşı karşıya kaldınız. Doktor Gürkan Kubilay, hayati önem taşıyan açıklamaları ve çok özel doğal tarifleriyle birazdan canlı yayında Her Şeyin Dahil'de. İnanılmaz ama gerçek. Aç kalmadan, diyet yapmadan kilo verilir mi diyenler ekran başına. 8 ayda 36 kilo vererek yepyeni bir görünüme kavuşan Ani Varcabet ve 16 ayda 55 kilo vererek sağlıklı zayıflayan Elif Güneysu kilo verme sırlarıyla birlikte birazdan canlı yayında Her Şey Dahil'de. Hoş geldiniz. Günaydınlar. Hayırlı günler. Hayırlı Bugün sabahlar olsun. Günlerden Gürkan Kubilay. Bak. Getir. Bugün yine iki hastamız gelecek ki. Bugün anam. Ne? Ay yavaş. Bak sen bugün yavaş. İki tane. Anneyim. Varcabet 8 ayda 36 kilo verdi. 136 kilodan 100 kiloya düştü. Elife Güneysu 16 ayda 55 kilo verdi. Benim 165 kilodan baba orada baba. 165 kilodan 110 kiloya düştü. İnanılmaz. Ay bir de bebeği de var. Anladım. Hele ki ben ablayı gördüm. Nerede o? Bu taraftaki ablayı. Değil mi? Böyle bir şey yok. Nasıl değişti? Nasıl değişti bu resme bak. Bir de göreceksiniz ki şu andaki halini 55 kilo kaç kilo vermiş? 55. 55 kilo vermiş halini göreceksiniz. Böyle bir şey yok. İnanılmaz. Gerçekten ve İnanılmaz hakikaten değişiyor. Sağlıklı hayat bir şekilde yani. Bir kilo vermiş. Hayat değişiyor ya. Hareketler zaman değişiyor. Sağlık değişiyor. Bir de bugün hareketlerimiz olacak yine Doktor Gürkan evet, Kubilay ile. Şey çalışacağız. Koltuk altı. Lan o nasıl pazı? Koltuk altı. Ooo. Kaslara bak. Koltuk altı bezleri. Sen çalışıyoruz sen oğlum. Sen ne yaptın bak öyle ya? Çalışıyoruz. Sıkınca çıkıyor. Bilek güreşi yapalım mı? Yapalım. He? Yapalım. Gel. Hadi. Hadi gel. Bilek güreşi yapacağız. Ya koskoca ya erkek gücünde mümkün mü yani benim bilek güreşi yapma? Allah Allah. Yok, bilek güreşi müziği verin. Yenemem de. Ya pardon nereye oturacağım yere mi oturacağım? Gel. Gel. Şuradan çeksinler. Ama ben seni yenme ihtimalim yok ki. Ya seni yenme ihtimalim o var. O pozularla yenersin. Bir de niye bileğini bürküyorsun? Bürk mü? Bürk mü bileğini? Düz tut şöyle düz. Bir. Bir dakika dur bir dakika. Bir dur nizami yap. Ya ama duramıyorum topuklu ayakkabılarla. Bir, iki, üç. Lan! Lan bu çok güçlenmiş. Ezerim. Kıyamam, bilerek yaptı, kıyamam. Gel, 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 gel. Bilerek değil de nasıl? Bayağı güçlüsün ha. Güçlüyüm oğlum, çalışıyoruz, boş durmuyoruz. Koltuk altları şunlar kaldırıyoruz, ediyoruz tabii. Vallahi helal. Boş durmuyoruz, canım i̇şte benim. İşte Türk kadını. Ay. Ay işte diyor. Çağıralım o zaman hocamızı. Hadi gelsin. Bize bugün sürprizleri var. Bana da 3 tane şey verdi, misket verdi. Ne yapacak bunlarla bilmiyorum. Aa, bugün de misketlerle bir şeyimiz ha var. Kendinde de misket. Allah bilir bu bizim neyimiz. Allah bilir neyimiz. Kesin öyle bir şeyimiz çıkacak. Öyle şey yapmayalım. Neyimiz neyimiz diye şey yapmayalım. Bir şeydir yani. Bu kesin bir şeyimizdir. 3 tane vücutta misket gibi ne varsa odur. İşte onu diyorum. Neyimiz yani. Kocaman alkışlar. İç hastalıklar uzmanımız
Doktor Gürkan Kubilay geliyor. Hocam hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Seyircimiz de stüdyoya hoş geldi. Moraller iyi mi? Süper. Güzel. Moraller süper. Çok güzel bir şey anlatacağız. Önce şeyi söyleyeyim. Yok onu söylemeyeyim. Önce bir şey yapayım. Dur. Dur. Dur yap abi. Var mısın? Hemen yine bir şey var. Yine bir şey yapacak. Hemen bir şey yapalım baştan. Hemen bir şey yapacak. Şu ne? Şeker. Şeker değil mi? Şeker. Un. Şeker. 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 İçinize hiç şeker yemeyen var mı hayatında? Mümkün. Hayatımda mı? Hiç. Hiç şeker yemedin hayatınızda. Mi? Yok hiç değil. Yedik bir ara yani. Yani yani yapma. Ay çocukluğunda yemedin. İlla çocukken mocukken yemişliğimiz vardır canım. Yemişizdir. Peki. Ha azalttınız tamam ama mutlaka tabii, şeker yok. Yediniz. Bakın. İlla ki. Ve benim cildim kırış kırış olsun diyenler el kaldırsın. Saçımı düzeltiyorum sadece. Benim cildim Allah. Kırış kırış olsun, suratımda her türlü lekeler olsun diyenler el kaldırsın. Yok değil mi? Şeker yiyince ne oluyor biliyor musunuz? Şeker, cildinizin içerisinde bizim kolajen dediğimiz bir şey var. Şunu sana verebilir miyim? Ver abi. Kardeşim? Kolajen dediğimiz bir şey var. Kolajen şu, niye bazılarınızın dokuları, ciltleri daha sert, bazılarınızın sarkık? O kolajen denen şey böyle birbirinin içerisine giren parmaklarım gibi. Sertliği sağlayan madde. Hmm. Eğer siz şeker yerseniz, o kolajen dediğimiz maddeyi gevşetiyor, yok ediyor, mahvediyor ve dolayısıyla sarkık bir cilde sahip oluyorsunuz diyor Cleveland Clinic. Söylediğimiz her şeyin altında neyin olduğunu söyleyeceğiz. Bunu tabii özellikle ki söylüyorum. Ben dolayısıyla bir iç hastalıkları uzmanı olarak bunu söyleyeceğim. Ki bu şekerin bir tane zararı. Bu bir tane tabii. Hayır, farklı farklı noktalardan bakıyoruz. Bir noktadan daha bakalım o zaman. Kola çok tüketilen bir şey değil mi? Yani gazlı içecekler çok tüketilen bir şey. Ben şimdi size yılda... Dur. Önce getireyim de ondan sonra. Dur. Dur. Yılda... Önce... Dur. Önce getireyim de... Gazlı içecekler tüketen... Bu arada ekran başındaki herkese biraz sonra zayıflamak istediklerinde yapmaları gereken, %100 yapmaları gereken testleri de söyleyeceğim ona göre. Bu yaklaşık yarım litre civarında bir gazlı içecek. Evet. Yarım litre civarında bir gazlı içecek. Bu yarım litre civarındaki gazlı içeceği her gün içen bu ülkede biliyorum ki binlerce kişi var bu kadarını. Net. Her gün. Aranızda da vardır da şimdi yoktur. Çünkü öyledir bizim seyircimiz. Söylemez, burada söylemez. Söylemez. Dışarı çıkınca peşine koşturur. Şimdi bu kadar gazlı içeceği her gün içen biri bir yılda 3-5 kilo vermek için canınız çıkıyor değil mi? Her gün şu kadar gazlı içecek içen birinin bir yıl sonunda aldığı kilo kaç kilo biliyor musunuz? 1 değil, 3 değil, 5 değil, 7 değil, 9 değil. 10 değil, 12 değil, 14 kilo. Her gün sonra şu kadarcık, kilo yarım anlıyorsun? Litreden biraz fazla. Her gün yarım, ha bunu niye anlatıyorum? Önce bunu söyleyeyim, her gün yarım litreden birazcık fazla gazlı içecek içtiğinizde, bir yıl sonra bu size toplam 14 kilo yapıyor. Siz bırakın 14'ü, 4'ü vermek için göbeğinizi çatlatıyorsunuz. Evet, doğru mu? Şimdi bunu niye anlattım? En büyük tehlikelerden bir tanesi sıvılar aslında. Bunda ne kadar şeker var bunda? Bunun içerisindeki şekeri mi? Şöyle söyleyeyim. 13 daha 26 tane şeker içiyorsunuz bununla. 26 tane kesme şeker. Ya sonra da diyorsun ki çayı mesela şekersiz içiyor. Geç o. Günlere gidiyorsunuz diyet şeker kullanıyorsunuz. Hikaye. Şunun içinde yaklaşık 25-26 tane küçük kesme şeker var. Daha beteri bir yılın sonunda 14 kilo yapıyor. Bazı şeylere dikkat etmek, evet. Özellikle içeceklere dikkat etmek çok çok önemli. Bunu söyleyelim diye. Dikkat edelim. Böyle bir başlangıç yapalım. Böyle bir vuruşla başlangıç yaptı. Bir de bu bilyeler ne abi? Biraz sonra sevgili... Alişan'la birlikte burada bilye mi oynayacağız? Hayır. Çok pratik önerilerimiz olacak. Bu bilye o çok pratik önerilerden bir tanesi olacak. Bilyenin neye yaradığını duyduğunuzda ev hanımları çok şaşıracaksınız. Bu bir. İkincisi diyet falan yapıyorsunuz ya kendi başınıza. En büyük sıkıntı ne? Aç kalıyorsunuz değil mi? Size tokluğunuzu sağlayacak bir yemek tarifi vereceğim. Kendi diyetisyen arkadaşlarımız tarafından özellikle yapılmış bir tokluğunuzu sağlayacak yemek tarifi vereceğim. Sürekli çıkıyorum, doymuyorum diyenler için. Evet, en kolay ne yapılır? Sandviç yapılır. Amerikan Diyabet Birliği onaylı bir
özel dürüm tarifi vereceğim size. Oo. Buradan eğer kaybolmaz, daha neler neler vereceğiz de buradan kaybolmazsanız bunları hep birlikte göreceğiz. Peki, bunları hiçbir yere ayrılmayın. Ve daha fazlasını, evet, sağlık açısından daha fazlasını... Bir şey daha söyleyeyim ya. Dur bir şey daha. Ama 2030 yılında hepimizi büyük bir felaket bekliyor. Tövbe. Bak ciddi söylüyorum. 2030 yılında hepimizi bekleyen büyük felaketi dünyanın en büyük sağlık kuruluşlarından bir tanesi birkaç gün önce açıkladı. Burada açıklayacağım. Hepiniz hakikaten önlenebilir bir felaket ama bunu hemen söyleyelim. Hepinizi önlenebilir bir felaket bekliyor ama dünya sağlık konusunda bir konuda çok ciddi bir felakete doğru gidiyor. En büyük felaketten zarar görecek ülke İrlanda, arkasındaki ilk 5-10 ülkeden biri de Türkiye. Biraz sonra bunu açıklayacağım. Hakikaten ya adam haklı, aman bir dikkat edelim diyeceksiniz ama ekran başında kalırsanız. Tamam, harika. Kalacaklar ki o zaman... çünkü senin açıklamaların çok fazla izleniyor. Evet. Ve çok fazla insan senin açıklamalarından ders alıp ben beslenme şeyini bile değiştiren insanlar biliyorum abi. Kaç dakikadır konuşuyoruz biz burada? Yaklaşık 5 dakika oldu. Şu anda bile dünyada bir kişi felç geçirdi. Tövbe ya. Bak, doğru ama 5 dakikada bir değil mi? Her 4 dakikada bir. Biz burada 120 dakika program mı yapıyoruz canım arkadaşlarım? 120 dakikayı bölün 4'e. Bir program süresince dünyada 30 kişi felç geçirecek. Bu program süresince. Ne demek bu? Yani herhangi birimizin başına gelecek bu şeyin altında yatan en büyük neden ne? Onu da anlatacağım. Bir hekim olarak, bir iç hastalıkları uzmanı olarak bunların hepsi Dünya Sağlık Örgütü kaynaklı veriler. Bunların hepsinin çözümlerini nasıl yapmamız gerektiğini de bizimle kalırsanız naçizane anlatacağız. Öğreneceksiniz. Aynen öyle. Peki. Bizimle kalın diyoruz. Şimdi biraz güleceğiz. Güldüm Show sizin için. Sağlıklı beslenme ile ilgili. Sağlıklı beslenme ile ilgili sokağa çıktı. Bakın yine neler yaptı. Ondan sonra mutfaktayız. İnanılmaz bir tarif var. Toplanacak yemekler. Ekranda 5 kilo fazla çıkıyorum. Soran olursa ödem var diyorum. Kilo vermişsin abla diyen olursa abla deme oğlum, bir gün lazım olur diyorum. Günahlar seni kahretmesin inşallah. Koluya komşuya soracağım. Etrafa soracağım. Nasıl kilo vermişler? Nasıl zayıflamışlar? Ay Gürkan Kubilay Hoca gelmiş. Ay hocam ya bir ara şunlara da bak. Abi bir süzüldüler mi? Bir şey mi oldular? Kilo vermekten oluyor galiba. Yürü. Merhabalar. Nasılsınız? Şey sormak istiyorum. Öpüşmek çok kalori yakıyor mu kız? Tavsiye ediyor musun? No. Tavsiye etmiyorsun. Peki. Ben de öyle yakar diye böyle kalori şey yapıyorum ama yakmıyor kız. Bak gene buraya vurdu. Buradan alıyorum ben ekibi. Hadi tut bakayım. Yakışıklılar nereye gidiyorsunuz? Mesai başlayacak efendim. Mesai başlayacak. Evet. Ne böyle ne böyle mavi mavi giyinmişsiniz böyle. Ay çok bahar tatlı geldi. Olmuş. Bahar geldi o yüzden oldu. Evet bahar geldi. Yaz da geliyor. Bikini mevsimi de geliyor. Kilo vermeyi düşünüyor musun? Kilo vermiyorum. Niye Allah aşkına? Düşünüyorum, tabii ki her zaman düşünüyorum. Ay ver vallahi yani. Siz böyle güzel kadınlara bakıp iç çekiriyorsunuz. Biz de şöyle güzel adamları görüp böyle olalım istiyoruz. Buna hakkımız yok mu Allah aşkına? Yok. Ya herkes helaline baksın. Helaline baksın. Ay inşallah. O da olur bir gün inşallah. Yani şey görücü usulü olsun. Olsun. Kolay gelsin. Sağ ol tatlı sana da. Ay çok tatlı. Kız bensiz selfie olur mu? Beni de çek. Allah sizi kahretmesin inşallah. Bensiz selfie olur mu? Burnundan getiririm senin vallahi. Ay yandım yandım yandım. Nereye? I don't have that. Ay lütfen. Ay bu sefer olaydı keşke. Bu periz yapıyor. Ha. Bir tepsi mantı. Allah kız seni Allah. Başka? Bundan başka kastamonu işte... etli ekmeği. Kastamonu etli. Allah seni yok etmesin. Ondan sonra bekle ki adam gelsin eve. Geliyor mu bari? Evet geliyor. Ah yavrum ben seni nerede bekliyorum? Sen nereye gidiyorsun? Ne neyse hadi tutmayın beni. Oldu. 10 kilo verdim. Kilo verdim. Maşa daha biraz daha ver kız. Yüzüyorum vereceğim. Yüzüyorsun. 80 kilo. Nasıl yüzüyorsun? Nefesini tutup su üstünde mi duruyorsun? Nasıl? Tutuyorum. Kulaç atıyorum. Havuzumuz var. Yüzme havuzumuz var. Maşallah. Sitemizin içinde. Kulaç atıyorsun. Bir yerin tutulmuyor mu kız? Bir yerim tutulmuyor. Ay maşallah. Evli misin?
kocam öldü. 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 Yeniye mi hazırlık var? Hayırdır? Yok, yok, hiçbir şeye hazırlık yok artık. Su içsen yarıyor mu? Maalesef. Ben de öyle, onun için kola içiyorum. Yürüyüş yap. Yapayım, tamam. O nasıl, Allah korusun, bunlardı ödemli menopoz. Allah korusun. Hah, hadi. Hadi tutma beni, hadi. Baby, baby seni. Baby. İnşallah Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Bir de şu doğum sonrası kilolarını versen tam olacaksın. Yok yok yok. İnşallah. Hadi tutma beni. Hadi. Kız verin, kilo verin. Tutun azıcık şunları. Veremiyoruz ki. Ne demek veremiyoruz? Böyle oturduğun yerden yersen veremezsin. Çok acıktık. Seni dolana dolana çok acıktık. Ha, bak bundan sonra 3 saat yürüyeceksin, tamam mı kızlar? Ha. Zayıflamayı hiç düşünmüyor musunuz kız? Bu ne haliniz? Allah sizi yok etmesin hiç. Sen Alişan'da çıkandın değil mi? Evet, ben Alişan'da çıkıyordum. Çağla'da bitiriyordum. Bitiriyordun. Zayıflamayı düşünmem mi? Ama nasıl zayıflayayım söyle. E tut bunu, Allah seni yok etmek. Bunu tutuyorum tutuyorum da gene duramıyorum. Gene duramıyorsun, ben de öyleyim. Değil mi? Buradan biliyor musun? Oynamayacağım. Ben, benim de öyle. Aa, ne yaptı kadın? Aa, ne ayıp şey. Ay ne ayıp şey. Zayıflayayım yürüyeyim. Yürüyorsunuz. Almışsın güzel adamı, bu kesin paralıdır. Değil mi? Paralı. Bak ne diyor, paralı olmasa ne yapayım böyle herif. Değil mi? Teşekkür. Rica ederim. Hadi görüşürüz. Sigarayı bıraktıktan sonra böyle oldum. Böyle oldu. Evet. Yine öden başlama tabii yok, ki. Yok. Ama şunu tut. Evet, onu tutacağız işte. Yoksa ödem gibi duruyor gerçi. Kilo gibi değil. Evet. Teşekkür ederim. Yersen. Çok naziksin. Ayakkabılarım vurdu. Vallahi bu halde dolaşıyor. Anam da böyleydi. Sıkıldı mı çıkarırdı. O sadece ayakkabısını çıkarmazdı yani. Sıkıldı mı? Herkesin derdi aynı. Herkes. Espri de olsa herkes. Tutamıyorum, tutamıyorum, tutamıyorum. Kilo çok büyük bir dert. Biraz sonra belki ekran başına yeni geçen seyircilerimiz vardır. Tekrar söyleyelim. 2030 yılında dünyayı bekleyen çok büyük bir felaket var sağlık açısından. Bunu söyleyeceğim ve bunu ben söylemiyorum. Dünya Sağlık Örgütü söylüyor. Türkiye'yi bekleyen çok büyük bir felaket var. İrlanda'da yakını tanıdığı falan olan varsa İrlanda tam mahvoldu. Onu da söyleyeyim. 2030 yılındaki bu büyük felaket en çok İrlanda'yı vuracak. Türkiye'yi de büyük oranda vuracak. Erkeklerin Türkiye'de %73'ünü, her 4 erkekten 3'ünü bu felaket vuracak. Kadınların da %68'ini. Bu ne demek? Her 10 kadından 7'sini 2030 yılında beklenen bu büyük felaket ve Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediği bu büyük felaket, biraz sonra söyleyeceğim, vuracak. Ama önlenebilir bir felaket. Kesinlikle. Evet. Şimdi az sonra hastalarımızı göreceğiz. Özellikle ben Elife Hanım'a bayıldım. Az önce gördüm ki yaşını sordum. Ben dedim ki hani Elife abla mı diyeyim, Elife mi diyeyim, ne diyeyim? Yaşı? Genç değil mi? Gelince göreceksin. Evet. Söylemeyeyim yaşı. Çağıralım mı acaba? Onlar da gelsin. Yok, bir şeyimizi anlatalım şu. Onları soralım. Şimdi mutfağa mı geçelim önce? Mutfağa geçelim. Hadi o zaman şu bir tane Elife'miz var, bir tane de İsviçre'den. Hani? Hep söylüyoruz ya, dünyanın neresinde olursanız olun fark etmez diye. Annemiz var, o da 36 kilo verdi. Ama önce size bir yaza hazırlık, iki Ramazan'a şimdiden hazırlık için çok güzel bir yemek tarifi vereceğim. Bu yemek tarifinin en önemli özelliği ne? Tok tutan bir yemek tarifi. Açlıktan başı dertte olan kim bilir kaç kişi var? Var mıdır? Ben hiç acıkmıyorum diyen var mı içinizde? Ben çok acıkıyorum. Yani, benim insülin direncim düşük hocam. Özellikle, çok güzel bir şey anlattın. Özellikle insülin direnci problemi olanlara, şeker hastası olanlara, ailesinde şeker hastası olanlara, sık sık acıkanlara, hatta sabah acıkıp akşama kadar hiç açlık duymayanlara da çok uygun bir tarif vereceğiz şimdi. Hadi verelim onu. Hadi verelim. Şimdi onları kenara alalım. Onlardan kurtulacağım. Evet. Hadi bakalım. Kalemler, kağıtlar hazır. Aynen öyle. Aynen öyle. Tarifimizi alıyoruz. Top şimdi, tutan yemek tarifi. Aynen öyle. Önce yemeğimizin pişmiş halini gösterelim. Çünkü burada hızlı davranabilmek için bir kere pişirdi arkadaşlarımız, evet, sağ olsunlar. Süper, sonra da malzemelerini söyleyelim. Tok tutan yemek tarifi benim sevgili diyetisyen arkadaşlarımın çok miktarda önce kendimize deneriz biz bazı yemekleri. Sonra da hastalarımızda deneriz. Bu yemeğimiz bu. Peki bu yemek neden oluşuyor? Tek tek malzemelerini söyleyelim. Bu yemek bir su bardağı kuru börülceden oluşuyor önce. Malzememiz bir su bardağı kuru börülce. Yine bir su bardağı kadar bulgur ekliyoruz. Sebze olarak Charleston biber kullanıyoruz. Acı bir tane. Kullansak da olur mu hocam? Kullanacağız birkaç tane daha. Var zaten. Charleston biberin yanında bir tane de kırmızı biber kullanıyoruz. Bitmiyor biberlerimiz. Bir tane de sivri biber. Şimdi biberle ilgili bir şey söyleyeyim. Mesela şu biber çok sağlıklı bir biber değil. Niye? Bir biber
Şu daha iyi mesela. Kırık bir biber başından kırık sonuna kadar yaşa, başından sonuna kadar aynı düzlemde olmalı. Eğer kıvrılıyorsa, yani biberin sağlıklısı şöyle, şöyle duracak. Şöyle duracak, bunu da söylemiş olalım. Ne oluyor yani öyle kıvrıksa ne demek oluyor? Ya sağlıklı koşullarda çok fazla yetişmemiş, ya bir takım ekstra Orman. Maddeler kullanılmış olabilir. Bunu söylemiş kıvrık olalım. Kıvrık biber almıyoruz. Aynen olarak. Öyle. Bunun içerisine ayrıca havucumuzdan koyuyoruz. Yine bunun içerisine ayrıca kırmızı soğanımız var. Yine içerisine koyacağımız. Baharatlarımızdan da yeni baharımız var. Bir çay kaşığı kadar yeni baharımız var. Yine bir çay kaşığı kadar kimyonumuz var. Tok tutan besinimizin içerisinde. Yine bir çay kaşığı kadar kırmızı toz biberimiz var. Yine bir çay kaşığı kadar pul biberimiz var. Ve en son olarak da bir çay kaşığı kadar karabiberimiz var. Genelde biber niye? Çünkü kapsaisin denen bir madde var bunların içerisinde. Bugün dünyada metabolizmaya destek. Bakın metabolizmayı arttırmak diye bir şey yok. Metabolizmayı arttıracak iki şey var. Yaradan vermiş onu bana. Su içmek ve yürümek. Ama biber grubu besinler, acılı besinler içindeki maddeler itibariyle bir parça metabolizmanıza destek çıkıyor. Onun için bunu da sağlamak amacıyla bütün bunları kullandık. Peki nasıl yapacağız bu yemeği? Peki nasıl yapacağız? Şuradan tek tek hepsini söyleyelim. Ha bu arada iki tane sıvımız var. Yine zeytinyağımız var. Bu kadar zeytinyağı yeterli. Ve yine yaklaşık bir bardağın beşte biri, altıda biri kadar da limon suyumuz var. Önce şunu yapıyoruz. Bir kere börülceyi bir gün önceden mutlaka haşlayın bir. Çünkü içerisindeki gazı almamız lazım. Bir gün önceden haşladığımız börülceyle şurada anime edelim temsili onu. Yapalım. Aynen öyle. Ben vereyim sana, sen ekle. Tamam abi. Bir gece önceden haşladığımız börülceyi koyduk. Evet. Sonra bunun üstüne bir tencerede soğandan üstüne tek tek ekleyelim böylece yapmış olalım. Tamam. Yarım ay şeklinde sana vereyim sen koy o zaman. Tamam abi. Soğandan. Aynı şekilde soğanı, soğan koyduk. Yarım soğanı başka bir tencerede ama. Kısık ateşte pişirdiğimiz soğan. Öldürdük. Biber, evet öldürdük başka bir pencerede. Soğan, biberlerin tümü. Küçük küçük. Aynen küçük küçük doğradık. Ve biraz suyla da karıştırarak bunu getirdik. Bu karışımın üzerine kısık ateşte. Yani hepsini ayrı yerde yapıp tekrar aynen, koyuyoruz. Aynen, aynen. Ama şöyle yapalım bunu. Başka bir şey daha yapalım. Biz... şuradan bir tane daha kapalabilir miyiz? Ben alayım getirim, geleyim. Getirim getirim. Şurada. Dur. Buldum. Daha güzelini yapalım. Şimdi bunları kısık ateşte biraz pişirdik ya şu dörtlüyü. Bunun üzerine, bunu da sana vereyim şöyle. Bunun üzerine havucu küp küp doğrayarak bunu ekledik. Aynı şekilde bunların hepsini bu sefer kuru börülcenin içerisine ekliyoruz. Şimdi ekliyoruz. Aynen öyle. Kuru börülce ekledik ve pişirmeye başladık birlikte. Evet. Piştikten sonra başka bir kaba alıyoruz bunların tümünü. Buradan başka bir kaba alıyoruz ve işin içerisine baharatlar giriyor. Bu arada pardon, pişirirken son anda birer çay kaşığı her bir baharatımızdan pişirmenin sonuna doğru her bir baharatımızdan ekliyoruz. Bir küçük çay kaşığı. Aynen. Neler ekliyoruz? Kırmızı pul biber ekledik. Kimyon. Yine karabiber ekledik. Kırmızı toz biber ekledik. Yine yeni bahar ekledik. Birer çay kaşığı bunların hepsi. Ve en son olarak kimyonumuzu da ekledik. Bu pişirme işlemini tam olarak bitiriyoruz. Sonra bunu başka bir kaba alıyorsunuz bu pişirdiğiniz yemeği ve buna sıcakken zeytinyağınızı ve limonunuzu ekliyorsunuz. Sıcakken. Evet sıcakken zeytinyağınızı ve limonunuzu ekliyorsunuz. Bittikten sonra istiyorsanız yanlarına limon koyarak da verebilirsiniz. Bulguru baştan koyduk ya şeyin içerisine. Kuru börülceğin içerisine bulgur ekledik. Söylemeyi unuttun mu? Kuru börülceyi pişirdikten sonra... Ya kaçırdım belki de unuttum. Ben unutmuş olabilirim. Tamam. Kuru börülceyi pişirirken üstüne bulguru da ekledik. Bulgurla beraber ekledik. Aynen. Tamam, okay. Aynen öyle. Bulgurla tamam, birlikte. Dökmüş, aynen öyle. Tamam. Dolayısıyla şöyle bir yemek ortaya çıktı. Çok bu yemeğin, bu verdiğimiz tarifteki ve bu malzemelerle bu yemeğin en önemli özelliğine insülin direnciniz varsa... Mesela senin için mükemmel bir şey bu. Çok güçlü bir protein kaynağı aynı zamanda. Bu nedenle de tok tutuyor. İçindeki biber yapısı nedeniyle biraz metabolizmanıza destek çıkıyor. Özellikle insülin direnci olanlar, şeker hastalığı olanlar, ailesinde şeker olanlar, Ramazan öncesi bunu yiyerek kendini biraz daha Ramazan'a hazırlamaya çalışanların gayet rahat yiyebileceği bir yemek hazırlamış olduk. Hepsi içindeki her şey faydalı. Aynen öyle. Şey aynen öyle ve hani bunu yiyip de ya benim başıma sıkıntı oldu vesaire diyecek de hiç kimse de olmaz. Onu da şey çok önemli. Kısır yapmasınlar bunu yapsın. Aynen öyle. Aynen öyle. Tok tutmasını Bence. İstiyorsanız gayet rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ve gerçekten bunu... lezzetli böyle ot gibi falan bir şey değil. Bayağı lezzetli. Tabii bayağı lezzetli bir şey. Güzel bir şey söyledin. Vallahi çok... Salata niyetine de bunu kullanabilirsiniz. Kısır yapmasınlar. Salata aynen yapmasınlar. Öyle. Bunu yapsınlar. Tabii bacılar.
Biraz sonra bir şey daha vereceğim ama ondan önce bir uyarmamız gereken bir şey olacak. Size şahane bir dürüm. Bu dürüm Amerikan Diyabet Cemiyeti onaylı bir dürümdür. Bir kez daha söyleyelim bunu burada. Çünkü hani programlardaki en büyük sıkıntı ne oluyor? Her gelen bir şey anlatıyor. Ha. İyi de peki ne bu? Size biraz sonra Amerikan Diyabet yani şeker cemiyeti onaylı bir dürüm yapacağız burada. Önceden yaptık. Burada bir kez daha yapacağız. Yapalım mı? Bu dürümü nasıl yapacağımızı ama önce şimdi o felaketi bir açıklayalım istersen. Birlikte. Hı hı. Birlikte tamam. Bir açıklayalım. 2030 yılında bütün insanlığı bekleyen felaket ne? Şurada bir yazalım mı? Gelin arkadaşlar beraber. Sizi yazalım. Yoruyor muyum ya? Kusura bakmayın oradan oraya oradan oraya geziyoruz 2030 ama. Yılında. 2030 yılında. 2030 abi, yılında. Çekelim buraya. Yıl 2030. Ops. Ay. Ben yok, şey yok düşürmeyiz. Tutarız. Ben bunu şey yapacağım. Tamam. Sağ ol. Şimdi kim söylüyor bunu? Abi, WHO söylüyor. WHO ne? Doktor WHO. Hayır. Bu Dünya Sağlık Örgütü. Bunun İngilizce harflerinin ukalalık yapmamak için söylemeyelim. Dünya Sağlık Örgütü 2030 yılında, yıl 2030'da diyor ki büyük bir felaket var diyor. İnsanlık açısından. İnsanlık açısından büyük bir hakikaten felaket şimdi söyleyeceğim size. Yazım iğrençtir ne olur bağışlayın. Büyük bir felaket var diyor. 2030 yılında diyor dünyanın yarısı. 2030 yılında dünyanın yarısı. Ne olacak biliyor musunuz? Ne? Ay ay ay. Obez. Evet. 2030 yılında dünya ya topu da 15 sene var. 2030 yılında şurada oturanların yarısı obez olacak. Şimdi bunu bir koy. Kim diyor? Kim diyor? Dünya Sağlık Örgütü diyor. Ne zaman diyor? Bu yaklaşık, gidişle diyor. Bu yaklaşık, gidişle diyor. Aynen öyle. Bu gidişle. Bir hafta içerisinde falan yaptıkları bir yayındır bu. Peki bunu ülkelere özetleyelim. Diyor ki İrlandalılar özellikle dikkat edin. 2030 yılında İrlanda'da herkes obez olacak diyor. Herkes? Herkes. Allah Allah. Evet. Niye ki? İlk sıradaki ülke mi İrlanda? Aynen öyle. Ne dolayısıyla İrlanda'ya yerleşebilirim. Onu söyleyeyim. Kendi açımdan da faydası evet. Olabilir. Ama bizi ilgilendiren tarafı ne? Ey Türk halkı dikkat edin. Doktor Gürkan Kubilay söylemiyor bunu. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki 2030 yılında Türkiye'deki her 10 erkeğin 7,5'u yani her 4 erkeğin 3 tanesi obez olacak. Böyle gidersek. Yine Türkiye'deki her 10 kadının 7'si obez olacak. Dünyanın en büyük problemine karşı karşıyayız. Obez olmak demek ne demek? Dünyada en çok ölüme yol açan ikinci neden. Bakın oyundan falan bahsetmiyoruz. Size araba çarpması Allah korusun yolda. Bir ihtimal ama çok çok düşük bir ihtimal. Bir işi batırmanız ve ondan dolayı Allah korusun bunalıma girmeniz, kötü duruma düşmeniz de bir ihtimal ama çok çok düşük bir ihtimal. Ama bu... Allah aşkına şu ihtimale bakar mısınız? 2030'da mahallenizdeki her 10 kadından 7 tanesi obez olacak. Onlardan biri siz de olabilirsiniz. Evde kaldık. Ne yaptın? Dolayısıyla biz... şimdi biz ne yapacağımızı anlatacağız ama ne yapacağımızı anlatırken hep ısrarla söylediğim bir şey var. Aynesi iştir, kişinin lafa bakılmaz. Önce... Bunu başarabilir miyiz? Biz obezliği olsa bile engelleyebilir miyiz? Önleyebilir miyiz? Bir örnekleri görelim istiyorsan sevgili Erçen. Hocam İrlanda ne yapıyor da %100 olacak? İrlanda çok kötü besleniyor. İrlanda çok kötü besleniyor. Bu yüzden de mesela İrlanda'da da aynı şey var. Düzenli öğün yok. Biraz o sıkıntıları var. Havanın yapısı nedeniyle o iç karartıcı yapısı nedeniyle aşırı yağlı yemek de aynı şekilde ciddi bir problem yaratıyor onlara. Mesela dolayısıyla en büyük tehlike İrlanda'da ama beni İrlanda ilgilendirmiyor. Ben bu ülkenin çocuğuyum. Beni Türkiye'nin durumu ilgilendiriyor. Peki obez olmamak mümkün mü? Ya da obezseniz bile bunu verebilmek mümkün mü? Örneklerimizi görelim. Sonra onlar neler yaptı onları anlatacağız. Vay örneklerimiz vay vay. Gelsin efendim alkışlarınızla. Evet. Ani ve Elif'e geliyor. Bunları alalım böyle. Onlar da dursunlar. Ani ve Elif'e neredesiniz? Ha, geldiler. Ben de arkadan bekliyorum. Onları resimlerinin yanına alalım. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle fotoğraflarınızın yanınıza alalım. Evet. Gel. İlk tanışma, ilk karşılaşma. İlk Elif'e. Elif evet. Abla. Dedim ki Elif abla başlayayım. Mı diyeyim, Elif Hanım mı diyeyim, ne diyeyim? Ben dedim hani çünkü kilo veren insanın suratı düşer, şey olur. Burada hani daha bir böyle bir ufak gösteriyorsun ama
Yaş kaç? 49. Ya, 49 hiç gösteriyor mu? Ay şaka gibi. Maşallah. 49 yaşında. Ya. Yanaklar gene tombiş tombiş biliyorsunuz, hep ısrarla söylüyoruz. Buyurun. Elif evet. Abicim ne yaptın? Bu kadar kilo, bu kadar kilo alacak bir hayat. Bu kadar kilo alacak. Biraz strese bağladık. Hı hı. Yemek yani sonuçta. Yemek. Yemek sorun, hareketsizlik. Biraz çocuğunuz var şimdi. Var, bir kızım bir oğlum var ama o kucağımdaki torunum. O torununuz. Şu anda kaç yaşında çocuklarınız? Yani ne zaman hamile kaldınız en son? Ben çok küçük evlendim. Hı-hı. Genelde 15-16 yaşında falan evlendim. O zaman kilolu muydunuz? Az, fazla değildim ama doğumlarda oldu biraz. Biraz sonra oldu. Peki ne yiyordun mesela? 3 öğünde ne yiyordun? 3 öğün yemiyorduk. 3 öğün yemiyordum ki. öğlen kalkıyorduk. 2 öğün fazla yemiyorduk. İki öğünde neler yiyordun? Acıktığımız zaman yiyorduk yani, yerine göre her şeyi yiyorduk. Bir oturuşta yerine göre bir ekmeğe bismillah demiyorduk. Bir oturuşta? Evet. Kaç kere oturuyordun sofraya? Sofraya bir 6-7 kere oturuyordun. Aralarda da var tabii. Aralarda aşırdığımız yani pastası, böreği. Çok şeker içiyor muydun? Evet. Şekerli çaylar, şekerli içecekler. Şekerli çikolata. Peki nasıl karar verdin? Gürkan genelde kızım sebep oldu, araştırdı. O da şu resme baksana abla, bak şu resme bak, bak. Kardeşime söyle, kardeşine söyledi. Hı hı. O ikisi sebep oldu böyle başlamama. Hı hı. Sen de artık dedin ki benim de sağlığım evet. Elden gidiyor. Çünkü ben bastonla geziyordum. Sağlıksız. Değil mi? Yürüyemiyordun yani. Artık. Bacaklar taşımıyordu çünkü. Geziyordum. Evet, evet, eve hapsolmuştum, çıkamıyordum evden. Kıyafet miyafet? Kıyafet olmuyordu artık. Ben artık iki eteğe alıyordum, birbirine birleştiriyordum. Bak. Öyle giyiyordum. Kıyafetin var mı burada? Hangisi şey? Var. Elif, var mı kıyafet? Hangisi bu? Şu. Halil Bey, ah burada. Burada. Peki, verdiler. Şurada. İki eteği birleştiriyordum. İşte Elif ablamızın. Bir etek yapıyordum diyor. İki eteği birleştirdim maşallah. Vay vay vay. Elif ya abla, bazen ben de ya? Burada. Ver bakayım. O kadar çok. Elif abla. Gel sen de gir, gel. Yapmayın çocuklar, düşer. Ya Allah aşkına gir, gel. Ne? Hanım olunca buna var ya. Hocam sen de girersin. Elif ablanın. 155 kiloyken giydiği etek işte. Al, ikimiz birden girdik. Yemin ediyorum araya. Çok rahat. Lan çok güzel olduk ha. O da ikinizin üstüne olur. O da üstüne geçiyor. Ay. Yiyelim. Dur giy al. Yiyelim bunu da. Giy. Kafamız geçer mi kız? Anne. Tek kolu takalım dur. Lan ne? Neyse sen de kendi ya bu... halini gör diye yani. Gürkan abi şunu düzeltsene. Peki. Al. Bu iş. Gel elimi. La 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 la. Ama yani şimdi böyle şaka yapıyoruz tabii ki. Şey şakası ama işte 155 kilo olunca da insan böyle oluyor işte. İki insanın giyeceği kıyafetler. Hani sen ayrılabilir miyiz artık? Hadi bir kopalım artık. Artık anlatalım mı çocuklar biraz? Tabii evet. Şimdi herkes merak ediyor. Evet. Evet. Hocam anlatabilirsiniz. Şimdi küçük küçük aman tamam. Küçük küçük şeyler verelim. Elif'e 55 kilo verirken, şimdi tiyolarında bir yandan konuşurken verelim. Evet. Yani aynı anda. 55 kilo verirken 3 tane balığı not düşün ne olur, çok önemli. Bizim yapımızda çok çok önemli bu. 3 tane balığı hangisini bulabiliyorsa mutlaka yed. Bunlar 1 somon, olmadı sardalya, olmadı uskumru. Bu 3 tane balığı mutlaka ve mutlaka onun besin listesinin içerisine koymaya çalıştık. Siz de bunlardan birini mutlaka bu işi yaparken koyun. Ama yani oturup yağda kızartmayın değil, değil mi? Değil. En güzeli biz haşlama veya buğulama ya da fırında eğer ızgara yapacaksanız fırında ızgara olarak öneririz bu 3 tane balığı. Balık. Dolayısıyla söyleyelim. Buyurun siz gene sorularınıza devam edebilirsiniz. Harika. Arkadaşlar. Balık soktunuz hayatınıza. Aa, daha var, daha çok var. Daha bir sürü şeyimiz var, önerimiz. En zorlandığınız an mesela. Nerede çok zorlandınız? Yani şunu yemeği de pek sevmiyordum ama yani sırf Gürkan Hoca dedi diye hayatıma sokmak durumundaydım. Bana çok iyi geldi ama yani beni biraz zorladı diyeceğiniz bir besin veya genelde, birkaç besin. Maydanozla dereotunda çok zorlandım. Alışkın değildiniz tabii sebze yemeye. Hiç yemezdim ben. Zalatada bile maydanozu ayırırdım ben. Hiç ağzıma sürmezdim. Ama şimdi kahvaltılığımın ilk başında o var. Maydanoz değil mi? Maydanoz, beyaz peynir, maydanoz, dereotu. Evet. Ne hocam kadar ne işe yarar? Şimdi söyleyelim. Güzel bir tane daha söylemiş oldu kendi sırlarından. Elif'e de yoğurdunu hiç boş vermedik. Onun için söylüyorum. Elif'e'nin yoğurdunun içerisine dereotu,
fesleğen ve tere üçlüsünü mutlaka koyduk. Nasıl lezzetli? 55 kilo verirken acayip de lezzetli olur. Bir de şunun için önemsedik onu. Tabii bu kadar büyük bir yükü kaldıracak kemik kolay kolay bulamıyorsunuz. Yani kemiklerde de sıkıntı ortaya tabii çıkıyor. Tabii ki artık. Nasıl? Kalsiyumu arttırmam lazım. 49 yaşında menopoz yaklaşması, sıkıntılar vesaire durumlar var. Dereotu, fesleğen ve tere üçlüsünü yoğurtla birlikte karıştırarak verdik. Hem iyi bir protein almış oldu, hem iyi bir kalsiyum almış oldu, hem de tokluk hissini sağlamış oldu. 55 kiloyu verirken. Bunları niye seçe seçe bakın bazı şeyleri anlatıyorum. Birçok insanın rahatlıkla kullanabileceği, şimdi evlerinde çok uzaklarda olan insanların rahatlıkla kullanabileceği yöntemler olduğu için bunu söylemiş oldum. Peki Elif abla, şimdi günde kaç öğün yiyorsun? 6 öğün. Hiç canın istiyor mu mesela çikolata, canın istiyor mu tatlı, şeker? Yok, istemiyorum. Hiç istemiyor. Eskiden ama deli gibi yiyordum. Çok istiyordum. Ali şu an mesela sen de bazen şey diyorsun, şimdi o hep aklıma geliyor. Bugün öğleden sonra akşam hiçbir şey yemeden yattım, hala hiçbir şey yemedim biliyor musun diye. Onunla mesela övünüyorsun. Aslında çok yanlış bir şey yapıyorsun. O yüzden 6 öğün yemeği öğreniyor, anlıyor musun? Mesela o da daha önce 2 öğün yiyor ama bu sefer metabolizme öğütecek besin sen ona vermedikçe yavaşlıyor. Evet. Aynen. Bana da bunu öyle oluyor. Mesela, aynen. Mesela öğlen yiyorum. Yemediğin zaman hoşuna gidiyor. Öbür güne kadar hiçbir şey yemiyorum. Saçma. Siz yedikçe yakar. En büyük kötülük. Metabolizmanız, bunu aslında Ali'de konuşalım. Ani için çok çok önemli tamam. Bir. Ani'ye de şey tamam. Alırsak eğer. Tamam. Ani. Sevgili Ani, o İsviçre'den tamam. Geliyor. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, 36 kilo, 8 ayda 136 kilodan 100 kiloya maşallah, 136 kilo. Siz kaç yaşındasınız? İsviçre'den. 32. 32. Siz de gençsiniz. Hı-hı. Hep böyle kilolu muydunuz yoksa? Ben çocukluğumdan beri kiloluydum. Evet. Hani bayağı kiloluydum. Peki beslenme düzeni nasıldı? Bak işte onu şurada bak, bak maşallah yani. Ben de şöyle geleyim. Neler yiyordunuz daha önce Anne Hanım? Günde kaç öğün yiyordunuz mesela? Ben aslında günde 6 öğünden fazla yiyordum. Ama neler yiyordun? Ama, dikkatle dinleyin burayı. Özellikle ama iki parça. Yanlış yiyordum. Yani tabii. İşte çikolata, pasta. Işte gazlı öyle içecekler. Yok, gazlı içecekleri pek tüketmezdim. Ama en ama, çok... Ama börek onun yani. Ülkesi şimdi ama birlikte benim... çıkaralım. Onun ülkesi İsviçre. Evet. İsviçre'de ne meşhur? Çikolata. Soralım bakalım. Çikolatanın dünyası İsviçre. Evet, doğru tabii. Çikolatayı çok tüketiyordum ve... Çabuk doymuyordum. Birdenbire aç geliyordum. Böyle sanki bütün buzdolabı boşaltabilecek kadar. Aç. Aç ve hepsini yiyordum yani. Gerçekten de yiyordun yani. Ondan sonra yani. Yarım saat, bir saat sonra yine aynı şekilde. Ben yani hiç bitmiyordu açlığım. Peki hiç... nereden öğrendiniz bu arada? Annemden, babamdan. Anneniz. Peki rejim denedin mi? Denedim ama yapmayayım. Ben hiçbir zaman böyle sağlıksız diyet yapmadım. Hep bilinçli diyetisyenlere gittim. Öylelikle birkaç kere 40 kilo verdim. Sonra 40 kiloyu geri aldım dikkat etmedikten sonra. Hocam 40 kilo vermiş. Tabii. Sonra 40 kiloyu geri almış. Tabii. Yani büyük problemlerden bir tanesi bu. Şimdi yazacağım. Bütün tahlilleri yaptırmanız gereken tahlilleri yazacağım. Annenin bizim için en önemli özelliği neydi? Anne umutsuzdu. Çünkü ülkesi İsviçre'ydi. Çünkü bize gelme şansı yoktu. Biliyorsunuz biz ısrarla anlatıyoruz. Evet, evet, yani dünyanın evet. Neresinde olursanız olun. Burada bir umut vermeye çalışıyoruz. Herhangi bir yöntemle bunu başarabilirsiniz. Yani şişmanlık bir kader falan değil. Hani İsviçre gibi bir ülkeden bize ne kadar nadiren geliyorsun bize değil mi? 2-3 ayda bir öyle. Sadece 2-3 ayda bir gelerek ama belli bizim söylediğimiz... yapması gereken şeyleri yaparak kesinlikle. Bu kadar kiloyu verdi. Yani İsviçre'de de olsanız, Almanya'da da olsanız, Amerika'da da olsanız bu umudunuzu asla yok etmeyin. Ama şimdi mesela Ani ile Elife'ye biz bu kiloları verdirirken şunu yapmamız gerek. Dünyanın neresinde olursanız olun, nereye giderseniz gidin. Bu bize ait bir yöntem değil. Yapmanız gereken şeyler var. Ne var biliyor musunuz? Birlikte yazalım. Yazalım. Alişancığım, buyurun. Bana yazalım, yardım eder misin? Birlikte yazalım. Şimdi bir kere kendinizi bir ekibe emanet etmelisiniz. Ekip işidir bu iş. Bu işin başında, Aliş Hanım sen yaz istersen. Yani bu buzdolabının işin... üzerine yapıştırdığınız bir kağıt parçası hayır, değil. Hayır, yaşa çok güzel. Buzdolabının üzerine yapıştırılarak olacak iş değil. Ben bir hekim olarak yapmanız gerekeni, nerede olursanız olun yapmanız gerekeni anlatıyorum. Ekibin başında doktorunuz olacak. Bir, bir doktorunuz olacak. Ekip yaz. Ekip. Yani bu ekip zayıflamak için ne gerekiyor? Zayıflamak için bir ekip gerekiyor. Ekibin başında doktorunuz olacak. Yazalım tek tek. Doktorunuz olacak. Mutlaka o ekipte diyetisyen olacak. Mutlaka o ekipte psikolog olacak. Daha küçük yaz, daha küçük. Ya sığması için yazıyorum. Mutlaka psikolog olacak. Mutlaka o ekipte gıda mühendisi olacak.
Hemen araya girmek istiyorum. Tabii. İnsanların kafasına şöyle bir soru oluşmuş olabilir. Biz bu kadar insana verecek parayı nereden bulacağız? Güzel. Şimdi mesele orada, yani burada biliyorsun o için o kısmına girmiyoruz. Hı-hı. Ama kendi adıma doğrusu olan bu sistemi kurduğumuzda, hı-hı, çok basit bir öneri. Hani bakın ta İsviçre'den geliyor. Bir insanın bir gece, hep anlattığım bir şey var. Bir gece kalp çarpıntınız olsa, hastaneye gitseniz, bir gece yoğun bakımda sizi şöyle bir şey yapsalar, kontrol etseler, yatsanız, taksalar. Bir gecede ödeyeceğiniz ücreti siz aslında bu tür sistemlerde 6 aylık falan bir tedavide ödüyorsunuz. Dolayısıyla aslında insan hayatının ucuz olmadığı gerçeğini de düşündüğünüz zaman bu o gözle çok bakılacak bir şeydir ama çok, aynen, doğru bir yaklaşım. Yani hocam diyor ki sadece bu iş, zayıflama kişi sadece bir diyetisyenle veya sadece bir psikologla ya da gıda mühendisi olacak bir iş değil. Ben yıllardır bu işin içindeyim. Bakın Gürkan Kubilay, az çok biliyorsunuz. Hayatımı uzmanı, bu işe doktor vermişim. Bir iç hastalıkları uzmanıyım. Ama tek başıma bu işi yapamayacağımı görüyorum. Çünkü bana sıkıştığımda diyetisyen arkadaşım, sıkıştığımda psikoloğum, destek sıkıştığımda oluyor, gıda mühendisim destek oluyor. Şimdi belki Ani'ye şunu sormak lazım aslında. Ya Ani, ta İsviçre'desin. Hiç de gelmiyorsun. Ayda iki kez, üç ayda bir geliyorsun. Ki genelde peki, de hocam bu araştırmalar İsviçre'li bilim adamları yapar. Tarafından yapılır. Evet. Ya ama orada işte bizim kadar, Türk hekimleri kadar ya da Türk diyetisyenleri kadar bu işi bilmiyor. Peki nasıl yardım ettik onlara? Hani kendi anlatsın, bu ekip nasıl yardım etti ona? Ben ilk geldiğimde işte Gürkan Hoca'dan evvel danışmanım vardı. Kendisiyle görüştüm. Diyetisyeniniz? Bir diyetisyenim ve psikologumla. Ondan sonra her seferinde, yani bir sorularım olduğunda filan danışmanıma mail atabiliyordum. Ne sordun? En çok ne sordun mesela? İşte benim şunu yiyebilir miyim, bunu yiyebilir miyim? Yok, en başlarda ben şeker hastası olduğum için. Çok önemli, bakın şeker hastalığı. Ve insülin kullanıyordum zamanında. Onun için bayağı zorluklar çektim. İlk önce şeyi soruyordum. Meyveyi filan tükettiğimde çok aşırı reaksiyonlar gösteriyordum. Hmm. Hipoya düşüyordum ve bunlar bana, korkmaya da başladım açıkçası ve hep böyle sorularım oluyordu. Yani insülin kullanıyordu, dikkat edin. Hocam bu şişman olup yani obez olanların çoğunda zaten şeker hastalığı vardı. Tabii yani kötü kardeş onlar. O şekeri, şeker onu kötüleştiriyor. Dozu çok yüksek olmasa da insülin kullanan bir şeker hastasıydı. Şimdi hani? Şimdi insülini bıraktım. Ya. Ortalama şekerim de 6.3 oldu. Harika. Hem en yani önemlisi aylık, bu oluyor çünkü ay, bütün obezler, bütün şişmanlar işte kilo verince şeker hastalığı bitiyor. Ya. Bitmiyor ama ciddi anlamda. Ama bakın yine anlatıyorum. Bu ekiple olacak bir şey. Tek başına Gürkan Kubilay'ın ya da tek başına bir doktorun yapacağı iş değil. Bu bir ekip işi. Ben ekiple birlikte çalışılan her yerin sağlıklı yer olduğunu biliyorum. Elbette ki tek başına doktor arkadaş da yapabilir bunu. Elbette ki diyetisyen arkadaş da yapabilir. Ama hayatını bu işe adamış bir adam, eğer ya benim böyle bir ekibim olmasaydı bu kadar başarılı sonuçlar alamazdık diyorsa burada da bunu düşünmek lazım. Evet. Peki, yani kalp çarpıntısı olmadan, kalp çarpıntısı olmasını beklemeden sağlığınıza kavuşun. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Biraz sonra tahlilleri yazacağım. Tek tek. Hangi tahlilleri yapacağız? Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Mesela bu kadar şeker hastalığı probleminiz varsa, büyük bir ihtimalle ailede de o sıkıntı varsa, gelecekte kalp hastası olma riskiniz yükselir. Gelecekte ailenizde varsa ve kalp hastalığı riskiniz yüksekse, ikimiz de bunu söylemişse, ben Ani'de iki tane besini özellikle kullandım. Şimdi bir yandan da öğütler vererek gidelim, yani sadece hastayı göstermeyelim. Nedir o iki tane besin? Şuralarda bir yerlere koymuş olmam lazım. Evet, koydum. Elif abla i̇şte, seni de alalım buraya. Gelsin Elif Hanım da gelsin. Evet, oraya gelebilir. Elif abla da gelsin. Şimdi bakın, hastadan hastaya orada değişiyor dedik ya. Benim ekibim dedi ki hocam kalp hastalığı riski de var. Kalp hastalığı olduğunda hepimizin ağzında, yaradan o kadar güzel yaratmış ki, hepimizin ağzında özel bir enzim var. Amilaz, hadi söyleyelim, ismini de söyleyelim. Bu amilaz enzimi sizin yediğiniz besinlerin içerisindeki nitratı nitrite çeviriyor. Ya bana ne hocam, nitrit ne ya, ne diyorsun diyorsunuz değil mi? O nitrit var ya, o nitrit, kalp damarlarınızı gevşeten madde o. Hani dilaltı hapı atarlar ya hastalar, kalp hastaları. Onun içerisindeki madde, kalp damarlarını genişleten madde. Şimdi benim o maddeyi besinlerden vücuda vermem lazım. Nasıl vereceğim? O madde ıspanakta ve pancarda var. Ama nitrat olarak var. Başka bir formda. Benim bunu yediğimde nitrit dediğim asıl kalbimi rahatlatacak madde haline dönmesi için yaradan kurban olayım. Ne yapmış? Tükürük vermiş bana. Tükürüğün içerisindeki amilaz bunların içindeki o maddeyi kalbe yararlı madde haline getiriyor. Vay be, dilaltı hapı gibi. Yani çok affedersiniz, şu yemekleri yemeden önce çok affedersiniz, tükürdünüz, ağızda tükürük kalmadı ve siz şey yiyorsunuz, ıspanak. Hiçbir işe yaramıyor. Pancar hiçbir işe yaramıyor. Dolayısıyla
Peki bunlar ne? Bakın ben bir iç hastalıklı uzman olarak şeyi koydum, teşhisi. Yani ağzı sulandırarak mı yemek lazım? Bak işte oraya geliyoruz. Doktor olarak teşhisi koydum, ya bunda kalp hastalığı da var dedim. Diyetisyenim dedi ki hocam kalp hastalıkları için ekip ne demek, bunu anlatıyoruz. Böyle çalışmak lazım. Ekip dedi ki hocam bu konuda en iyi besinler ıspanakla hastamız için pancar. Fakat gıda mühendisi arkadaşlarım da dedi ki bana hocam ama bunun için şöyle bir teknik olması lazım. Mutlaka tükrükle bunun karışması lazım. Ekibin ne olduğunu anladınız mı? Sonra hastamız bunu yerken Ali'nin az önce anlattığı gibi sıkılmaya, yorulmaya başladı. Orada devreye kim giriyor? Psikolog. Psikolog devreye giriyor. İstediği zaman soruyor. Dünyanın neresinde olursa olsun mailini atıyor. Elif abla, ve karşına Elif alıyor. Abla'ya sorayım o zaman. Sor. Elif abla hiç böyle kilo vermenin durduğu bir an oldu mu? Senin böyle hani pes ettiğin, ben kilo veremeyeceğim dediğin bir an. Durmaz mı? Az. Fazla az. Olmadı ama. Yani fazla durma şey olmadı. Daha yine de oldu ara sıra. Çok fazla veremediğim anda. Hangi acaba veremedim diye paniklediğim bir an oldu mu? Oldu. Olmuştur. Orada da tabii oldu. Ki psikolog arkadaşlar devreye giriyorlar. Evet. Bunun bir süreç olduğunu anlatıyorlar, evet. Değil mi? Her ay aynı kilonun düzenli olarak verilmenin imkansız olduğunu. Evet, söyleyince, onlar söyleyerek şöyle böyle deyince bize kanaat geliyoruz. Yani bazen durma yoluna geliyor. Tabii ki. Tabii şimdi aynı hızda kilo veremezsiniz. Ayda ortalama 100 kiloya kadarsanız 2 kiloyu geçemezsiniz. 2 kiloyu geçerseniz kastan erir, bunu hep anlattık. Hep ne diyoruz, yanaklara bakar mısınız? Ayda 2 kilo. Ayda 2 kilo. 100 kiloya kadar olan birine ayda 2 kilo. 100 kilonun üstünde 3-3,5 kilolara çıkıyor ki buradaki ortalamada zaten öyledir. Bunu görebilirsiniz. Şimdi biz Elife'ye başka bir şey daha yaptık. Yine bizi izleyenler. Türkiye'deki önemli vücuttaki madde, eksik maddelerden bir tanesi magnezyumdur. Duydunuz değil mi? Magnezyumu duymayan var mı artık içinizde? Evet. Magnezyum maddesi Elife'de biraz eksikti. Ve birçoğunuzda da eksik. Eksik olsun ne olacak? Eğer bir insanın vücudunda magnezyum eksikse o insanın kilo vermesi gene zorlaşır. Peki magnezyumu nereden tamamlayacağız? Muz. Şunu sana vereyim. Ay, var mı? Süper. Ha. Harika. Muz. Günde bir tane yemenizde, hafta sonu ara vermenizde fayda var. Öyle yapmaya çalıştık. Yine pek sevmezsiniz ama yulaf ezmesi. Ciddi bir magnezyum deposudur. Sabahleyin sütle birlikte aldığınız zaman çok da güzel tokluk sağlar. Bakın bunlar sadece içerikleri vasıtasıyla değil, hastalarda kullanıp etkisini de gördüğümüz maddeler. Devam edelim. Badem. Ama badem konusunda hep bir şeye de uyarıyoruz sizi. Ne de uyarıyoruz? Bir bademin içinde yaklaşık 17 kalori var. Yani siz 4 tane falan badem yediğinizde neredeyse bir dilim ekmeğe yakın kalori alıyorsunuz. Diyetisyen arkadaşlarım öğretiyorlar bunları bize. Anlatıyorlar. 4 bademde. Aynen öyle. 4 ile 5 bademden bir dilim ekmeğe yakın kalori alıyorsunuz. Onu da unutmayın. Ben bir kilo falan badem yiyorum. Bu bana badem yararlı dedi. Her zaman bir avuç yiyorum. Bu yaşında kaldırıyor. Bir avuç. Ama ileriki yaşlarda kaldırma şansı yok. Şimdi bunlar bir de neyi sağlıyor biliyor musunuz? Günde kaç kere acıkıyorduk? 2 kere mi diyorsun Elif'e? Sen günde 7-8 kere. Yani gidiyorduk öyle. Tamamen aç. Aynen. Şimdi ne oldu? Günde kaç kere acıkıyoruz artık? 6. 6. 6 sabitledi. 6 kere acıkıyoruz. Yani kaç saatte bir acıkıyorsunuz? 2-3 saatte bir. Bakın tedavi oldukları için 3 saatte bir acıkıyorlar. Peki acıkınca saldırıyor musunuz yemekleri? Yemek yiyince ne oluyor? Çabuk doyuyoruz değil mi? Mide alarm veriyor zaten. Eğer yemek istemezsen bile o zil çalıyor. Çalıyor. Aynen. Ve yiyince de yemek saati geldiğini belli ediyor yani. İlla ki bir şeyler yememiz gerektiğini bir şey söylüyor. Yani. Bir iki aynen öyle. Diyor. Ve çok acıktığınızı zannettiğiniz halde kolay doyuyorsunuz. Evet. Kolay doyuyorlar. Bu tarafına dikkat edin. Bunu niye anlatıyoruz? Herhangi bir yerde ekran başında bizi izleyen yüzlerce, binlerce, on binlerce, milyonlarca zayıflamaya çalışan insan var. Hocam bir tane izleyicimiz var. Burada öyle gördüm. Mi? Yanına bir gitmek istiyorum. Bir soralım onu. Kendisini alalım bakalım. Bence buraya. Ali Şancı. Gelsene. Gel bakayım. Gel mikrofonu da alalım. O da şu anda bir kilo problemi yaşıyor. Gel. Evet. Hocam. Yani alın size. Gel bakalım, hoş geldin. Hoş geldin. İsmin ne? Öznur. Öznur. Kaç yaşındasın? Daha sen çok ufaksın. 23 yaşındayım. 23 yaşındasın. Kaç kilosun? Valla kilom bilmiyorum. He? Kilom bilmiyorum. En son tartıldığından beri diyorsun tartılmadım. Yani. Ne yiyorsun kız bu kadar? 23 yaşında. Küçüklükten beri mi böylesin? Yok. Ne zaman kilo almaya başladın? 14-15. 14-15. Çikolata mı yiyorsun çok? Aynen. Hocam ne yiyorsun? Bak işte. En çok ne yiyorsun? Nasıl besleniyorsun mesela? Bunu... Nasıl diyeyim? Cips ürünü daha çok yiyorum. Evet. Hep işte abur cubur. Bisküvi şeyler. Paketteki şeyler sürekli. Kadınlar. Peki mutlu musun bu halinden? Neden hala yemeye devam ediyorsun? Kilo vermek istiyor musun yani? İstiyorum ama veremiyorum zaten. Yani, zayıflamaya da çalışıyorum. Hani yapamıyorum şey. Bakın ama bunca senelik tecrübeyle... Diyorsun.
Hocam söylesin. Ben yüzüne baktığımda görüyorum ki, bakın şunları da hani sana vereyim. 35 kiloluk başarımıza şunu bir alabilir miyim? Buyurun. Şimdi zayıflamaya gittiniz diyelim. Bu kızımıza ne yapacağız? Bu kızımıza ne yapacağız? Bu kızımıza bir şey yapalım hocam. Bu ekiple bu kızımızı aldık ama aldık da listeyi yazıp göndermeyeceğiz. Önce ondan bir anamnez alacağız. Evet. Anamnez ne? Tıbbi sorgulama bu. Ona belki yüze yakın soru soracağız. Aynen Elife'ye ve Ani'ye sorduğumuz gibi. Belki onlar ilk geldiğinizde sıkıldınız değil mi hanımlar? Yok. Bir sürü soru soru. Sıkılmadınız mı o kadar? Yok, alışıktık artık. Alışmıştık. Peki. En az 100 tane soru soracağız kendilerine. Arkasından özel bir vücut analizi yapılacak. Bu bakın bunu benim yapmam önemli değil. Her yerde bu olmak zorunda. Zayıflamaya giden herkes bunu yapmak zorunda. Vücut analizi. Burada ne yapacağız vücut analizinde? Ya da size dışarıda gittiniz ne yapmaları gerekiyor? Vücudunuzdaki yağı, vücudunuzdaki suyu, vücudunuzdaki kası ve metabolizma hızınızı ölçmemiz lazım. Eğer bunları ölçmezsek size yapacağımız tedavinin hiçbir anlamı yok. Tıbbi sorgulamasını yaptık, vücut analizini yaptık. Sıra geldi tahlillere. Oldukça kapsamlı tahliller yapıyoruz biz. Ama en azından şunları yaptırın. Ekran başında herkes ne olur yazın. Çok önemli bir şey bunlar. Bunlar yapılmadan yapılıyorsa 55 kilo vermişsin, 35 kilo vermişsin hiçbir anlamı yok. Ne yapacağız? Tiroidinize baktıracaksınız bir kere. Tiroid. Nedir tiroid? T3. Yavaş yavaş yazacağım. T4. Ve TSH testlerinize mutlaka baktıracaksınız. Bu bir. Bu tiroid grubu. İkincisi, insülin direnci var mı yok mu buna bakacağız. Ne yapacağız? Açlık kan şekerine bakılacak. Ne yapacağız? İnsülin düzeyinize bakacağız. Ne yapacağız? Son 3 ay içerisindeki kan şekeri ortalamanıza bakacağız. Hemoglobin A1C ve buranın yıldızı, artık insülin direnciyle ilgili bir test yapabiliyoruz. Şu testi yapacaksınız. HOMA, TOMA ile karıştırmayın. Evet HOMA, bunu söylemiştiniz. HOMA testi. Birçok laboratuvarın daha bundan haberi yok. Yıllardır bunu anlatmaya çalışıyoruz. Birçoğunun artık haberi oldu ama olmayanları da siz dürtün ki şu test yapılmadan, vücudunuzdaki insülin direncini kabaca gösteren bu test yapılmadan hiçbir anlamı yok. Sonra biraz böbrek, biraz böbrek fonksiyonlarınıza, karaciğer fonksiyonlarınıza ve yağlarınıza bakacağız. Yani yazmaya devam edelim. Herkes yazsın evde ve bunu yapmıyorlarsa lütfen yapmaları için uzaklaşın oradan. Uyarsınlar bir kere. Ürik asit bakılacak. Sonra karaciğer fonksiyon testlerinden. SCOT ve SGPT en azından. Sonra kan kolesterolünüz iyisi ve kötüsüyle birlikte. Bir iyisi var biliyorsunuz HDL, bir de kötüsü var LDL ve trigliseridiniz. En azından şunları mutlaka ve mutlaka yaptırın. Sorgulamanızı yaptırın. Vücudunuzdaki yağ, suyu, kası, metabolizma hızını bulsunlar. Ve şu kan tahlillerini en azından mutlaka yaptırın. Daha sonra da kendinizi mutlaka ve mutlaka öncelikle bir ekibe, ama olmadı bu işin uzmanı ya doktora ya diyetisyene teslim edin. Yoksa bu ülkede sizin duygularınızı kötü anlamda kullanan binlerce kişi olduğunu unutmayın. İyi bir özet yaptığımı düşünüyorum. Çok güzel bir özet yaptık. Yalnız şurada sabırsızlanıyoruz şu dürümün tarifi için. Öyle mi? Dürüme gidelim o zaman. Ondan önce bir kızımıza şey yapalım. Tabii, söz veriyor musun bütün bunları yaptırıp bütün bunlara uyacağına? Nasıl diyeyim ben şimdi? Normalde benim annem ameliyat oldu, mide ameliyatı. Tamam. Ufalttı mı? Mideyi mi ufalttı? Aynen. Ha hocam, bir de anneden işte bu da olabiliyor değil mi? Aynen öyle. Elife ya, siz yanına geçin. Bakın en güzeli ne biliyor musunuz? Benim annem normalde kilolu değildi. Sonradan kilo aldı. Baba tarafım çok kilolu. Ha, şimdi aldım. Bu da kader değil. Bakın bu da kader değil. Benim annem kilolu, babam kilolu fark etmez. Biz hastalığı teşhis ettikten sonra ne dedi? Birisinde hem tiroid hem insülin direnci problemi var. Diğer hastamızda ise şeker hastalığı problemi var. İkisinin de tedavilerini sağladık, tedavilerini yaptık. Tedaviyi yaptıktan sonra ki az önce onu söyledim. Yüzüne bakarak çok net söyleyeyim. Tiroidi ciddi anlamda yavaş çalışan bir hasta görüntüsü veriyor bana. Bunca senelik meslek hayatımı verdiği, tiroidi yavaş çalışan bir hasta, hipotiroidi olan bir hasta görüntüsü veriyor. Hipotiroidi varsa ki bu testlerle, şu üç testle onu görüyoruz. Zaten %35-40 kolay kilo alır, verirken de o kadar zorlanır. Onlara bakacağız. Hepsi. Tamam, peki hepsi. Bak Elife ablan 49 yaşında, annenin yaşında senin ve o kaç kilo vermişse, ki sen ondan herhalde daha az kilosun. Elife abla 165 kilo. Sen
En fazla 130 falan. 120-130. 130-140 aralığında. Ama bakın bu da önemli değil. Vücudunuzda ne kadar yağ olduğu önemli. Bunu hep söylüyoruz ya. Evet. Hayır yani. Ne kadar yağ diyorum. Varsa. O zaman söz vereceksin. Hı-hı. Tamam Gürkan Hoca'nın internet adresinden de ne yapacağını, ne edeceğini ya da Gürkan Hoca yakından da ilgilenecek senden. Ve seni çok daha iyi ve sağlıklı görmek istiyoruz. Seni yüreklendirmek için seyircilerimizden kocaman bir alkış rica ediyoruz. Tamam mı? Evet. Dürümü yapalım şimdi. Dürümü yapalım. Hadi dürüm yapalım. Hadi bakalım. Hadi mutfağa geçiyoruz. Bakalım. Mutfağa geçerken telefonumuzdan onu alalım. Sizler de gelebilirsiniz isterseniz. Günaydın. Şöyle. Alo. Günaydın Çağla Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Allah razı olsun. Buyurun sorunuzu alalım hemen hocamıza. Hocam ben şöyle bir sorum olacaktı. Merhaba evet. Hocam. Dinliyorum. Hocam dinliyor. Dinliyorum evet. Gitme şimdi. Nerede hocam? Hocam diyor. Ben 85 kiloyum, 26 yaşındayım. 85 kilo 26 neredesiniz? Yaşında. Neredesiniz? Ben Mersin, Tarsus'tayım. Mersin'desiniz. Doğru mu? Evet. Mersin'desiniz. Bir şikayetleri bir söylesin hocam. Söyleyelim, evet. Dinleyelim. Benim şikayetim benim kilomdan dolayı. 85 kiloyum, 26 yaşındayım. Boyunuz ne kadar? 1.65. 1.65. Yaklaşık 40 kilo yağ vardır vücudunuzda büyük ihtimalle. 35 ile 40 kilo. Bu yüzden bu da... 26 yaşındasın. Bu yüzden erkek arkadaşın terk etti seni. Öyle mi? Evet. Biz kız tarafıyız. Ben kız babasıyım. Hep söylüyorum. Şimdi bu benim damarıma basılan bir durum oluyor yani. Böyle hakikaten evet. Erkeklerin bu nedenle bu hayat boyu gidilen bir yol. Bu nedenle bir sürü neden olabilir. Bir itirazım yok. Çok ayıp ama, çok şey. Ama bu nedenle bir erkek bunu yapıyorsa benim için karakter testine tabi tutulmalıdır. Bak evet. Güzel kardeşim biz sana yardımcı olacağız. Dediğim gibi hani bize hani İsviçre buraya kaç kilometre? 1700. 2000 kilometre öteden hani biz gayet rahat tedavi ettik. Seni de o internet sistemin içerisinde arkadaşlarım adını vesaire alacaklar. Ama lütfen telefonunu aç. Buradan bir küçük şikayetim olsun. Size bana gönderdiğiniz hastalara. Hı hı. Bizim kendi arkadaşlarımız defalarca aramalarına rağmen ulaşamıyorlar. Aha. Belki başka numara diye midir nedir? Allah telefonunuzu Allah. Lütfen açık tutunuz. Bakın, arkadaşlarım size ulaşacak. İnternetten bizim bu söylediğim az önce yaptığımız bütün tahlilleri ve testleri yapacağınız bir düzen kuracaklar. Hı hı. Sizi de bu konuda Allah kısmet ederse sizi de zayıflatacağız. Tamam söz mü Mersinli? Tamam. Peki. Hadi bakalım. Öpüyoruz. Şimdi selamlar. Şimdi bir tane orada şey okudum. Ne okudun? Karışım kabı gibi bir şey alıyorum olur, da. Olur. Olur. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz hocam? Şimdi önce bir dürüm vereceğim size. Şimdi bu kadar işleri yaparken diyorsunuz ki hocam ya öğlenleri mesela en büyük dert öğlen. Koştururken falan filan. Hani kendime çabuk hazırlayacağım bir şey. İşte size bir dürüm. Nasıl istiyorum şu an bunu yemek ölüyorum. Şu dürümü bir açalım mı önce? Ya bu dürümün yapılmış hali. Şöyle bir dürüm. Ay muhteşem. Bakın, içini açtık. Bak ya tadı da müthiştir. Bu dürüm bir kez daha söylüyorum. Amerikan Diyabet Cemiyeti onaylı bir dürüm. Amerikan Diyabet Cemiyeti onaylı bir dürümden bahsediyoruz. Bu dürümü nasıl yapacağız? O zaman senden asistanlık rica edeyim. Tabii ki. Bir tortilla ekmeğini alıyoruz. Bir tortilla ekmeğini koyalım onu kenara. Evet. Sonra bir karıştırma kabının içerisine. Şunu ben şuraya koymak olur. İstiyorum. Aynen öyle yaşa süpersin. Şu karıştırma kabımız olsun. Hı hı. Biraz krem peynir alalım. Kaşıkla, kaşığımız vardır sanıyorum burada. Bakın Amerikan Şeker Cemiyeti onaylı, çok rahat yapabileceğiniz son derece sağlıklı bir dürüm veriyor. Bunun içerisine kurutulmuş domateslerden atıyoruz biraz. Niye kurutulmuş? Domatesin, pardon. Mesela domatesin salça hali domatesten her zaman daha iyidir. İçerisindeki likopen salça işlemi sırasında daha fazla açığa çıkar. Hmm. O nedenle bunu kurutulmuş domates olarak kullanıyoruz. Bir de biraz tabii tat kısmı da var. Onu unutmayalım. Evet. Bir onu da karıştırıyoruz. Al şunu. Bunu testere vereyim. Evet. Sağ ol yeter tamam. Bir de orada fesleğenimiz var arada gözüken. Yok mu orada fesleğen? Neyse onu da koyabiliriz. Fesleğen onu... bu. Evet tamam. Bu. Evet. Yaprakları o doğru. Fesleğenin yaprakları. Bir de elimizle parçalarsak daha iyi olur. Doğru, öyle. Aynen öyle. Evet. Şimdi bunu bir güzel karıştırıyoruz. Hı. Ne koyduk? Kurutulmuş domates koyduk. Fesleğen koyduk yapraklarla birlikte ve krem peynir koyduk. Şimdi bu özellikle şeker hastası olanlar, ailesinde şeker hastası olanlar, insülin direnci olanlar için Amerikan Şeker Cemiyeti onaylı bir şey yapıyoruz size. Top. Şimdi bu tamam. Tok da tutan bir sandviç yapıyoruz. Şimdi bunu alıp şeye sürüyoruz. Bir miktarını, hepsini değil. Çok azını. Ya yarısını öyle söyleyeyim. Yarısını sürüyoruz. Evet.
Ay çok güzel oluyor. Aynen öyle. Kendine yapar hocam. Niye aynen. Direkt şey kendime yapacağım. Aynen. Direkt yani. Evet. Diyabet üstüne... miyabet ben hiç bakmam, çok az daha alıyorum. Şurayı tamam. İyice doldurayım. Üstüne biraz hindi fümemizden koyuyoruz. Hindi fümeyi koyuyoruz. Bir tane, iki tane nasıl isterseniz. Size ben kalmış bir şey. Ben iki yapayım. İki tane. Evet koyduk. Üstüne biraz daha bu az önce hazırladığımız krem peynir. Nasıl heyecanlıyım şu anda. Kurutulmuş domates ve fesleğen karışımından krem peynir yerine peynir, kaşar ne bileyim başka bir şey olur mu? Krem peynir bu. Yani bunun özelliği bu. Dolayısıyla kaşar değil, bak bir kez daha. Amerikan Şeker Cemiyeti onaylı olduğu tamam, için bu maddelerin dışına çıkmıyoruz. Tamam. Bu maddelerin dışarısına çıkmıyoruz. Kendinize evet. Versiyon yapmayın. Aynen yani öyle kendinize. Üstüne marul yapraklarını da ekleyelim. Valla mis gibi evet. Bir şey oldu. Evet. Evet şimdi güzelce sarıyoruz. Güzelce sarıyoruz. Arkadaşına veriyoruz. Hayatta aynen. Ha, bakın bunun bir güzel özelliği daha var. Yemediniz bunu. Çok güzel bir şey daha söyleyeceğim. Diyelim ki yemediniz. Buzdolabında 2-3 gün durabiliyor bu. Buzdolabında 2-3 günde durabiliyor. Dolayısıyla hani koyarsınız 2-3 gün öğlen yemeklerinizi halletmiş olursunuz. Isırabilirsin bu arada. Emredim aslanın ağzını lokmasını alabilirsin ama şu anda bunu şey yapabilirsin. Jülyen şeklinde keserek de servis edebilirsin. Yani servis edeceğim mi şu anda? İçeriye servis edeceksin. Evet içeriye servis. Görüntü. Ya bakayım ya. Maşallah, maşallah kızım. Güzel mi kızım? Nasıl? Siz size yok mu? Siz şu an tok musunuz? Siz sabah ne yediniz geldiniz buraya? Hadi bakalım. Ne yedik? Kahvaltı. Kahvaltı ne yaptınız? Beyaz peynir, domates, ne? Salatalık. Ekmek var mıydı yanında? Vardı, bir dilim ekmeğim vardı. Zaten fazla yiyemiyorum ben. Domates, salatalık, maydanoz, dereotu. Güzel. Geliyor. Hep bu maydanozlar, dereotu. Hep evet, bu yeşillikler var hocam. Hep yeşil krem peynirle yemin ediyorum sana fesleğenin uyumuna inanabilirsin. Isır. Ya bir git ısırmıyorum ben kendime yapacağım. Telefonumuz varmış. Günaydın. Alo. Alo. Merhaba hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız Çağla Hanım? Teşekkür ediyoruz. Siz nasılsınız? Ben de iyi teşekkür ederim. Sağ ol. Benim ben de iyiyim Allah razı olsun. Ben hocama bir sorum sorun vardı. Sorun ben dolaşıyorum buralardan. Buyurun. Hadi oraya mı geleyim şimdi? Ben tiroid hastasıyım. Tiroid hastalarına acaba özel bir beslenme şeyi var mı? Tabii. Bir ikinci soru. Tabii. Adet göremediğimiz zamanlarda kilo vermemiz mümkün mü yani? Zorlaştırıyor mu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Adet görememek tabii ki kilo verme konusunda sıkıntı yaratabilir ama zaten kiloluysanız adet konusunda problemler yaşamaya başlarsınız. Polikistik over dediğimiz bir hastalık var. Çok gözükür kadınlarda, özellikle genç kadınlarda. Polikistik over varsa yanında büyük bir ihtimalle insülin direnci de vardır. Bunu söyleyeyim. Ama sizin için ya bu tür hastaların da bakın kalp hastalarına gitme riski özellikle adet konusunda problemi olup sonra kilo alıp arkasından kalp hastasına gitme öyküsünü çok sık duyuyoruz. Dolayısıyla bu kadınlar için ciddi bir risk. Şimdi siz tam bağlanmışken bir şey söyleyeyim. Mesela bizim sevgili Elif'e de 55 kilo verirken çok kullandığımız şeyler vardı. Besinler vardı ama bir önemli öneride daha bulunuyorduk ona. Yemeklere yağ koyuyorsunuz değil mi? Bizim arkadaşlara yemeklere yağ koydurmuyoruz. Orada çatal var mı sevgili? Var. Hemen arkadaşlar, evet. Bizim arkadaşlar diyelim ki salata yiyorlar. Mesela evet. Şunu salata kabul edelim. Bunu sana vereyim. Bakın bizim arkadaşlar yağı nasıl kullanıyorlar. Eğer salata yiyeceklerse bunun üstüne böyle yağ gezdirmiyorlar. Şimdi bu salataya yağ koyuyorsunuz. Tamam. Biz şunu yapıyoruz. Çatal. Çatal. Ay çatalın arasından akan değil mi? İşkence ya. İşkencesin. Bu. Aa. Bu kontrollü olmanızı sağlıyor. Her şeyde yağ. Aynen öyle. Kontrollü olmanızı evet. Sağlıyor. Şimdi bunu niye anlattım? Bakın bunu şunun için anlattım. Şimdi orada çay kaşığı may kaşığı var mı arkadaşlar? Var hocam var. Orada. Çay kaşığı varsa bana verseniz hemen. Size zahmet. Biz oradaki bütün çay kaşıklarını almış olabiliriz yalnız. Onu söyleyeyim. Evet. Yok vardır hocam illa ki. Valla dur. Var. Var mı? Buldunuz mu? Peki var mı? Tamam var diye bir şey geldi. Şimdi. Yağcılar, vücuda yağ kesinlikle lazım. Hep anlattığım bir şey var. Yağcılar. Eğer yağ yemezsek, yağcılar. Eğer yağ yemezsek, yağ kadınlık hormonu, östrojenin yapısındaki en önemli maddedir. Eğer yağ almazsak, östrojen olmaz. Hep beraber, kocalarınızla beraber tıraş olmaya gidersiniz. Hep ısrarla anlattığım bir şey bu. Ona dikkat. Hiç gülmeyin, böyle yani. Dolayısıyla vücuda yağ lazım ama mesela bir çay kaşığı yağ, bir çay kaşığı yağı yakabilmek için yaklaşık 20 dakika o koşu bandındaki 6 hızına yakın 5,5-6 hızına yakın yürümeniz gerektiğini unutmayın. Bakın bu kadarcık ya. Ay olmaz olsun diye. 20 dakika yok demeyin. Hayır demeyin. Çünkü vücut
Yaradan beni yaratırken ne yapmış? Şimdi mesela iki hastamızın arasındaki önemli fark şuydu. Elif'e kaç kilo verdik hatırlatalım şu anda bağlananlar için. 55. Elif'e'nin metabolizması ciddi anlamda düşüktü. Sıkıntıydı bu benim için. Yani yaklaşık 1700-1800 kalori ki onun yaşında ve kilosundaki birisi için 2500'lerin üstünde olması lazımdı. O konuda Ani biraz daha şanslıydı. İlginç bir şekilde. Ani'nin metabolizması ona oranla daha yüksekti. Şimdi biz doğduğumuzda bize yaradan metabolizma hızı veriyor cebimize ekstradan. Bu ölene kadar kalır mı? Bunu biz yavaş azalıyor. Tabii azalıyor. Niye azalıyor? Yaş ilerledikçe azalıyor. Niye yürüyün diyoruz? Niye su için diyoruz? Bu nedenle. Şansına Elife'ye göre Ani daha yüksek metabolizma hızına sahipti. Şans bu. Yani bunu bilmek şansınıza sahip değilsiniz. Biraz da tabii yaş farkı. 32'ye 49. Dolayısıyla metabolizmayı arttırma şansımız olmayacağına göre koruma şansımız olmalıydı. Bunun için ne yaptık? Size bir örnek. Kaç dakikamız var ona göre ben bir şey ayarlayayım. Var hocam var. Güzel. Şimdi bakın. 16 dakika. Bakın. Ailesinde kalp hastalığı olan kaç kişi var burada ya da kendinde belki? Var mı? Ailesinde kalp hastalığı olan. Var en az bir 10 kişi var. Yani yavaş yavaş kalkıyor. Şimdi ben dışarı çıktığımda hepiniz arkamdan gelir benim ailede de kalp hastalığı var dersiniz. Onu biliyoruz öğrendik artık buralarda. Şimdi size bu hastalarımızda da yaptığımız tabii burada uzun süre kaldığı için özel bir karışım vereceğim. Hani? Kalp hastalığı olanlar için müthiş bir içecek karışımı vereceğim. Bu bir parça metabolizmanıza destek çıkar. Ama bakın burada ısrarla bir şey anlatıyoruz. Bizim size söylediğimiz her şey sadece yardımcı faktör. Bunları kullanın tamam metabolizma evet. Böyle bir şey yok. Israrla söylüyoruz. Az önceki ekibi niye anlattık? Bu nedenle. Şimdi buradaki karışımı anlatmadan önce kalp hastalığı riskini arttıran besinleri söyleyeceğim. Biraz moraliniz bozulacak. Yapma. Niye? Biraz moraliniz bozulacak. Şuraya getireyim ben onları. Şu ana kadar inanılmaz iyi gittik. Acayip lezzetli şeyler yedik ya. Şimdi bunları bir tek tek getirelim. Bakalım ne kadar moraliniz bozulacak. Kalp hastalığı riskini arttıran besinleri bir getireyim ben şimdi size. Alişan'ı kesin, Alişan'ı kesin. Sonra yiyen benmiş gibi görünüyorum ama Alişan'a bak. Ben geriden yiyordum. Yakalandı bak orada. Alişan orada kendin geldin iki tane dürümü yedin. İki tane yedim ya. Şimdi. Ufacık şey. Hemen söyleyelim. Ne kadar sevdim. Kadınlarda kalp hastalığı riskini arttıran önemli besinlerden bir tanesi bu. Bildiğiniz kızartma patates. Anlatıyorum belki duymayanlar için bir daha söyleyeyim. Bir patatesin kızartma süresi ne kadar artarsa onun içindeki akrilamit yani kanserojen madde o kadar artar. Dolayısıyla patatesi az sürede kızartın. Bunun için de kızartmadan önce şu haliyle mikrodalgada biraz tutun. Sonra kızartın. Hiç kızartma süresi demiyorsun yani. Ya ne yapabilirsin ki? Ben burada hep onu ısrarla anlatıyorum. Yani keşke mükemmel, ideal bir hayat olsa. Evet. Ben ne kadar anlatırsam anlatayım. Ne kadar yapacaklar ki bari en az riski alsınlar. Bu bir. Patates kızartması. Kadınlarda kalp krizi riskini arttıran besinlerden bahsediyorum. Hanımlar. Bu işin şakası yok. Dizi seyretmeye benzemez. Uyduruk filmler seyretmeye benzemez. Dikkat edin. Şimdi bunu koyduk buraya. İkincisi az önce anlattık. Bildiğiniz toz şeker. Bir insanın günlük toz şeker maksimum ihtiyacı maksimum 3 çay kaşığıdır. 3 çay kaşığından daha fazla toz şekere aslında onu da azaltmanız lazım ama gerek yok. Üçüncüsü az önce kim dedi ya şey yiyorum diye. Şey arkadaşımız kızımız bak, dedi. Bak. Bu cipsler. İtiraf ben yiyorum tabii, ama cipsler. Ama gerçekten mesela 15 günde bir kere veya ayda bir kere yiyorum. Hadi onu görmezden gelebiliriz. Onu görmezden yani, gelebiliriz ama cips ama kadınlarda kalp hastalığı riskini arttıran maddeler. Başkası canım. Pastalar, börekler. Poğaçalar. En güzel şeyleri saymıyor mu Allah aşkına? En lezzetli şeyleri saymıyor mu? Bunların hepsi de biz günlere gidiyoruz. Cipsler, kekler, poğaçalar. Anneye bir sorar mısın? Anne niye? Anne yemiyor musun demiş. Artık bunlardan? Biz yemiyor muyuz? Hani söyleyelim onu. Yemiyor musun? Bizi de yasak var mı onu söyleyelim. Onun önce. Üzerine çikolata varsa yemiyoruz. Ama aşağıdakini yiyebiliyoruz poğaçayı. Poğaçayı yiyebiliyoruz. Evet. Evet. Her şeyi yiyoruz cips? Biz. Yok. Kaçamaklar da yiyebiliyoruz. Kaçamak verdiğimizde zaten önemli olan dozudur ya. Kaçamak verdiğimizde yiyebiliyoruz. Hocam şunların hiçbirini yemeyen hanım yoktur ki ya da erkek. Ama zaten burada sevgili Arşan burada önemli olan dozu. Yani dozu. Sen bunu haftada ben bir dedim, gün. Ben de yiyorum. Haftada bir gün bu kadar parça yiyorsan sorun yok ama arttırıyorsan sorun var. Şimdi gelelim şu sıvıya. Gelelim. Ya çok önemli şimdi. Fil hakikaya. Evet fil hakika. Fil hakika. Bu sıvı özellikle kalp hastalığı ailenizde kolesterol vesaire problemi olursa son derece faydalı. Bunun içine ne koyacağız? Aslında koyduk. Şurada evet. Evet, şunun içerisinde bu blender'ı yapma şerefini sevgili Alişan'a da verebilir. Alişan'a mı vereceğim? Ben yaparım. Tamam. Sen yap. Şimdi tamam. Bunun içinde ne var? Bir tek tek bakalım istersen. Önce bakalım. Ispanak var.
ıspanak. Kalp hastaları için bir içecek hazırlıyoruz. Ispanağın dışarısında, şuradan soyalım sen onu. İstiyorsan şöyle yapayım, şöyle, çıkaralım. Şuradan. Tamam öyle. Tamam, şeyleri var. Hepsi miktarı orada var. Bakın, bir içecek hazırlayacağız. Bu içeceğin içerisine ıspanak koyacağız. Bu içeceğin içerisine salatalık koyacağız. Bu içeceğin içerisine yeşil elma koyacağız. Şu anda hazırladık zaten onu, yapacağız biraz sonra. Ve yine bu içeceğin içerisine bildiğiniz kivi koyacağız. Bir miktar da, bir çay kaşığı kadar da, arkadaşlarım önceden koydular, bal attık onun içerisine. Bir çay kaşığı kadar da bal attık. Şimdi karıştırıyoruz bu karışımı. İkinci dereceye de geçebiliriz orada, onu yapabiliriz. Evet, güzel. Güzel. Şimdi şunu anlatalım. Yalnız bu, bir söyleyeyim de, çok sağlıklı bir şey değil mi aynı müthiş zamanda? İnanılmaz bir şey yani içindekiler. Şimdi bakın, bakar mısınız şu size karışımı bir daha söyleyeyim sen onu yaparken. Şu karışımı, ıspanak, birlikte elimizde tutalım mı? Şöyle, ıspanak, elma. Salatalı bana verdi. Salatalık. Denk gel. Ve kivi. Bu dörtlüden oluşan karışım. Şimdi sevgili Çağla onun evet şeyini halletti. Bu dörtlüden olan karışım. Kalp hastasıysanız, ailenizde kalp hastalığı varsa, kolesterol veya vesaire bir probleminiz varsa sizin için mükemmel bir karışımdır. İçtiğinizde ya da yediğinizde, biraz koyu da yapabilirsiniz, biraz daha sıvı da yapabilirsiniz. İçtiğinizde ya da yediğinizde kalp hastalıkları açısından son derece faydalı olacaktır. Şimdi bir daha soruyorum, ailesinde kalp hastalığı olan var mı? Bak eller, eller artmaya başladı. Aman bu şeyi, bu söylediğimiz tarifi mutlaka ve mutlaka kullanın. Bir başka şey daha söyleyeceğim şimdi size. Şimdi onu Çağla illa bir tadacak. Çağla bir tatsın bakalım bunu. Çilek, çilek getirdiniz hocam, çilek mi? Çatmazsam hangisi? Olmaz, çatlarım. Söyleyeceğim. Söyleyeceğim şimdi. Çağla ondan tadına bir miktar tatsın. Şöyle birkaç. Bak bakalım. Bu cacıkla, biraz daha su koyabiliriz aslında onun içerisine. Bu böyle cacıkla da bal ekledik mi ona bilmiyorum en son koyarken. Yok galiba. Bal koymadık sanıyorum. Bir tek balını koymadık. Biz tatlı ve tuzluyu bir arada kullanırız ama cacıkla şey karışımı. Cacık. Sulu cacık gibi. Bir de bunun içerisine bir bardak süt de ekleyebilirsiniz. Yoğurt onu söyleyeyim. Koyamıyor musunuz? Hayır, süt eklersiniz. Niye yoğurt koyamıyoruz? Daha sıvı, yani daha kendinden sıvı olan şeyleri kullanmakta fayda var. Hmm. Ama süt bir de tadı itibariyle balla daha iyi uyum sağladığı için bunun içerisine bir de süt eklersek eğer çok daha sağlıklı, çok daha sıvı, sıvılaştırmak istersek bir karışım elde etmiş oluruz. Bugün bunu, lezzetler yalnız müthiş bak. Bunu yemin ediyorum. Bunu ısrarla söyleyelim. Şimdi burada ben biraz acıkmışım galiba bugün. Masum kalıyorsunuz. Evet, ne? Siz masum kalıyorsunuz. Evet, hep oyer, hep oyer. Ne? Ne yapayım anne, bunu mu vereyim size gelmiş? Gördün mü bak, gelen bak, yok, insanlar şey nasıl acıdı bana. Alişan'a diyorlar. Alişan yaptın diyor. Yedin, yaptın ben yedin. Ben alıyorum, yiyorum, ne yapayım? Tamam, bir telefonumuz var hocam. Bir hadi telefonumuz alalım. Tamam peki, alalım. Hep lokma. Buyurun, alo. Hadi bakalım. Alo. Günaydınlar. Günaydın, merhaba Alişan Bey, merhaba Çağla Hanım, merhaba hocam, nasılsınız? Hoş geldiniz. Merhaba, teşekkür ediyoruz. Siz hoş nasılsınız? Bulduk. Sizi öncelikle çok seviyorum, iyiyim, çok teşekkür ederim. Ben hocama bir soru sormak istiyorum izninizle. Tabii buyurun, hocamız sizinle. Hocam ben yaklaşık 5 aydır diyet demeyeyim de hemen aklıma kötü şeyler geliyor. Spora başladım, az yemek yiyorum. Şekeri zaten hiç sevmiyordum, şeker hiç kullanmıyorum, tatlı da sevmiyorum. Ama ben tuzdan vazgeçemiyorum. Aşırı tuz tüketiyorum ama yemeklerde değil. Hı hı. Şöyle hani erik, işte çağla badem, mısır, salatalık çok seviyorum ama tuzsuz yiyemiyorum. Ya da limonu çiğ yiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Ya bu benim sağlığım açısından nasıl beni etkiler? Şimdi günde tuz miktarı hep söylüyoruz. Bir çay kaşığı tuzu geçemezsiniz. Her maddenin içerisinde de tuz var. Bunu da unutmayın. Zaten tuz var, illa atmak değil. Kerevizin içinde de tuz var yani. Bunu unutmayın. Dolayısıyla bir kere bir çay kaşığı tuzu geçemezsiniz. Tuzun fazlasının sizin tansiyonunuzu arttırdığını biliyorsunuz. Programın başında bir şey söyledik. Belki yeni katılanlar olur. Onlar için tekrar söyleyelim. Biz programa başlayalı yaklaşık bir saat olmuştur değil mi oldu arkadaşlar? Ne dedik? Geçti hocam. Ortalama 4 dakikada bir felç geçiriyor dünyada bir insan. Yani biz programı yaparken belki 15 kişi şu anda dünyada felç geçirdi. Bu felçin altındaki önemli ne faktörlerden bir tanesi tansiyondur. Tansiyonun da en önemli etkileyicilerinden bir tanesi tuzdur. Ben tuz yerine şunu tavsiye ediyorum hastalarıma. Diğer baharatlardan, yani biber olabilir örneğin.
kırmızı biber ya da toz biber ya da pul biber olabilir. Diğer baharatlardan yararlanarak bunu azaltmaya çalışın tuz ihtiyacını. Biber ve benzeri maddelerin bir tek başlangıçta yan etkisi olur. Biraz iştah açabilir başlangıçta. Ama metabolizma alıştıktan sonra Elif'e ne dedi? Verdiği 55 kilodan daha kıymetli ne dedi? Burada ne var dedin Elif'e? Buraya ne kurmuşuz? Alarm. Alarm kurmuşuz. Çalıyor o saat değil mi? Hocam peki tuzun şeyi ne? Kötülükleri ne vücuda? Bir kere tuz demek sodyum demektir. Sodyum demek su tutmak demektir her şeyden önce. Şişiyorsunuz. Siz şiştikçe kalbin işi zorlaşır. Kalbin işi zorlaştıkça metabolizmanız yavaşlamaya başlar. Kalbin işi zorlaştıkça kalp yetmezliği ortaya çıkar. Akciğeriniz iyi çalışmaz. Böbreklere binen yük miktarı artar. Bakın böbrekler günde 2 ton kan alıyor. 2 ton. Yani kalp bir günde böbreklere 2 ton kan gönderiyor. Sizin idrarınız ne kadar günde? En fazla 1 litre, 1,5 litre. Ya şu yaptığı işin muhteşemliğine bak. Çevresinden 2 ton kan geçiyor. Bunun içinden sadece 1-1,5 litre idrar çıkarıyor ve zararlı maddeleri de bununla atıyor. Atıyor. Sen buna hala yükleniyorsan... Hala kötü davranıyorsan o senin suçun. İnsaf be kardeşim, onu söylemiş olalım. Aynen. Peki bu kadar tuz istemesinin nedeni ne? Hanımefendi diyor ya mesela ben şeker istemiyorum ama tuz istiyor vücudum. İnsülin direncinde şunu görüyoruz. İnsülin direnci hastalığında. Ha şunu da söyleyeyim. İnsülin direnci için illa çok kilolu olmak gerekmiyor. 1,80 boyunda 52 kilo birisi geliyor. Bakıyorsunuz onda da insülin direnci var. Niye? Günde 2 kere yiyor. Başka da yemiyor. Yani siz zayıfsanız da insülin direnci olabilir. İnsülin direncinin garip belirtileri var. Bunlardan bir tanesi mesela şeyin anlattığı gibi sabah yiyor, akşama kadar aklına gelmiyor yemek. Bir başkası Ani'nin anlattığı şey. Bütün gün 8-10 defa yemek yiyor. Aberran garip yemeklere karşı iştahlar başlıyor. Büyük bir ihtimalle olabilir, ona bakacağız. Tabii başka bazı hormonlar da bakacağız, onu da söyleyeyim. Bu hanımefendi için söylüyoruz. Böbrek üstü bezinden salgılanan bazı hormonlara, hipofizden salgılanan bazı hormonlara da bakacağız. Çok teknik ayrıntı olduğu için girmedim hani yayının içerisinde. Ama onlara da bakacağız. Ama bu aberran davranışlar. Mesela insülin direnci hastası, mesela acıkınca hepimizin şöyle bir karnı guruldar değil mi? İnsülin direnci hastası kendini kötü hissediyor. Bayılacak fenalık gibi oluyor. Yani. Elleri titriyor. Ellerin içerisi avuçları terlemeye başlıyor. Aynen öyle fenalık geçiriyor. Gece kalkıyor. Gecenin ikisinde birinde dolaba gidiyor. Ya da gece 11'de 11.30'da 12'de yemek yiyor. Normal bir insan 11'de 11.30'da 12'de yemek yemez. Eğer yiyorsanız altında bu insülin direnci dediğimiz problem olabilir. Yine Türkiye için büyük problem. Kabızlık yaşıyorsanız. Saç dökülmesi yaşıyorsanız, tırnak kırılması yaşıyorsanız, hareketlerinizde yavaşlama varsa, depresyona girmeye başlamışsanız, hayattan eski zevki almıyorsanız, altında bunun bir de tiroid hastalığı yatabilir. Mutlaka gidip tiroidinize de baktırın. Onu da söylemiş olalım. Hocam, evet çilek. Çileğe gelelim. Şimdi. Tam da mevsimidir. Elif'e, ilk bize geldiğinde kaç kiloydun? 65. 165. 165 kilo. Arada 55 kiloluk bir fark var. Ve ciddi anlamda tatlı ihtiyacını yok edebilmek için Ani ile birlikte bir grup oluşturduk. Ani senin 36 kilo mu? Evet. Ani bir de bizden çok uzakta. Ta İsviçre'de. Aynen. Dolayısıyla listelerini organize ederken bir şeye çok dikkat ettik. Neye? Dedik ki ya tatlı Ani şimdi İsviçre'de ve çikolatanın merkezinde. Her gün... Elim şu kadar yiyordun herhalde değil mi? Yok yok daha fazla. Ne kadar? Daha mı fazla yiyordun? 2 tane yani 100 gram 200 gram falan. Her gün bu kadar 2 elimin büyüklüğünde Ani çikolata yiyordu. Şimdi yiyor musun Ani, hiçbir ihtiyacın kaldı mı? Yok. İsviçre'de yemiyor musun, doğru söyle. Valla son işte Paskalya Bayramı'nda yedim, o da izin verdi Nesci. Ben izin verdim. Ondan bir daha tövbe. Peki canın mı istemiyor? Hayır bakın. Yok. Burada şey çok önemli. Ay, yok ben onu yedikten sonra çünkü o gün izin vardı sizin tarafınızdan. Ondan sonra 3 gün boyunca bağırsağım, midem öyle kötüydü ki vücut, bir daha dedim ki tövbe tamam ben istemiyorum. İstemiyor. Özet, her gün 2 elimin kalınlığında çikolata yiyen biri kaçıncı aydayız seninle tedavide? 7. ayda. 7. ayda artık çikolata istemez hale gelmiş. Şimdi ne yaptık? Bir kere listeleri ayarladık da ama şu 4 tane meyveyi özellikle bir tanesi neredeydi? Bir tanesi çilek. Bir çilek bunu yazın. Özellikle böyle büyük tatlı krizleriniz varsa meyve tercihi olarak bunları kullanın. Çilek, yaban mersini, evet, ahududu ve kızılcığı mutlaka kullanın. Bir kere daha söylüyorum. Çilek, ahududu, yaban mersini ve kızılcık dörtlüsünü özellikle çok tatlı krizleriniz varsa mutlaka meyve olarak tercih edin.
36 kilo vermesinden daha kıymetli değil mi sence de? Düşünsene bu kadar çikolata yiyen birini tedavi ederek bu hale getirebilir. Söylediğin şeyler de gerçekten hani çok lezzetli şeyler. Ama şeyi unutmayın. Yani bu böyle bugünden yarına olan bir şey değil. Sabırla, emekle bu kadar bilgiyi biz bunun için öğreniyoruz. Sabırla, emekle yapılacak işler. Bunu da söylemiş olalım. Bir şey söylemek istiyorum. Eşim bana diyor, ben diyordum ki eğer bana sanat eseler seni fabrika soydu ya da banka soydu inanmam derdi, ama eğer sen bir çikolata fabrikasını soydu deseler inanırdım. O kadar. Eşin de kilolu mu? Yok, kendisi şurada incecik duruyor. Ha, burada mı? Mavili beyefendi. Bu kadar kiloluyken onun şikayetleri olmuyor muydu? Vardı, çünkü evet. Ben yürüyemiyordum. Yani yürürken rampayı artık nasıl Allah bir ara... Allah korusun, yürümeyi bırak, düşsen adam kaldırır mı? Yok, kaldırıyordu yine Allah şükür. Ama beni itiyordu yani, rampalarda artık itiyordu ve bu benim... nasıl bir arabanın seni motoru bozuldu. Üzülüyordun ben değil mi? Ben üzülüyordum yani. Ama o beni yine de taşıyordu. Her halimle taşıdı Allah şükür. Çocuğun var mı? Yok, henüz yok ama... İşte henüz o kilo olduğun için işte. Evet, aynen. Peki. Sizden de birazcık dinleyebiliriz. Siz neler yaşadınız eşinizle ilgili zorluklar? Öncelikle herkesin burada emeği geçen arkadaşının adına teşekkür ederim. Öncelikle hocama. Gerçekte eşim kiloluyken bayağı zorlanıyordu. Hani yürümekte zorlanıyor, kalkmakta zorlanıyor, iş hayatında zorlanıyor. İkimiz de aynı iş yerinde çalıştığımız için her gün... Harika ya. Hani yüz yüze bakıyorsun... Mesela merdiven çıktığı zaman terkanın içinde kalıyor. Ama size de çok önemli bir görev düşmüş burada. Onu o halinde de, şimdiki halinde de sevmişsiniz, arkasında durmuşsunuz. Ben her zaman, zaman yardımcı, o destek evet, olmuşsunuz. Her zaman için şimdi için ekipteki arkasındayım ben her zaman için. En büyük psikolog işi zaten. Şimdi bakın. Ekipteki psikolog haricinde eşinin desteği çok önemli. Ta İsviçre'deler. İsviçre'deler. Yani bize 2-3 ayda bir geliyorlar. Evet, biz mail üstünden her türlü desteği veriyoruz. Psikolog arkadaşımızla görüşüyor. İstiyorlarsa Skype'i vesaire yapılabiliyor. Sorun olmuyor. Ama bir evde eşin, annenin, babanın, çocukların desteği olmazsa... Benim hep söylediğim bir şey var. Bir iç hastalıklı uzmanı olarak size yol gösteririm. Ama başarı hastanındır. Evet. Yani Elif'e başardı bunu. Doğru. Bunu Ani başardı. Onun için ben bütün hastalarıma hakikaten teşekkür ederim. Bu arada ben onlara bir açılık vermek istiyorum. Ve reklama gidiyoruz. Reklamlardan sonra buradayız. Güzel bir program oldu her zaman olduğu gibi. Son olarak size söylemek istediğiniz bir şey var hocam. Pratik, bu bisikletle niye getirdik? Hani çağdanların altına yakanınız olmuştur. Burada olmamıştır da hani burada mümkün değil. Hiçbiriniz yakmamışsınızdır da. Hani yakanlar olur diye. Çaydanlığın içerisine, cimicipçim şunu gösterebilirsin. Çaydanlığın içerisine su koyduğunuzda 4-5 tane de bilye koyun. Sonra gidin ne iş yaparsanız yapın. Su azaldığında zaten şu ses çıkacaktır. Gel çaydanlığı yakmasın yani. İşte gel altına bunu. Bu yüzden miydi bu? Tabii elbette bunun içerisinde. Pratik bilgiler de bunlar. Harikasın ya. Çok büyük bir atladın sen. Çok teşekkür ederim. Şahla da diyor ki acaba vücudumuzun hangi organında ki mutlaka bir şey vardır bilyede diye. Onun için pratik bir şey olsun diye söyledik. Evde olmazsan artık onu yapacak. Evde olmazsanız çay mı pişiriyorsunuz yani? Sen niye artık bırakıyorsun altına? Olur mu öyle şey? O da artık Allah iflah etsin sizi yani. Senin için yapabilecek bir şeyimiz yok artık. Hocam çok faydalı yine bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Zevkti burada olmak. Hocama bir kocaman alkış alabilir miyiz? Programımızın sonuna geldik. Yarın görüşürüz inşallah efendim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Asmalı.